merhaba. Herkese iyi hafta sonları. Yine dop dolu bir bölümle karşınızdayız. Geçmiş olsun filminin oyuncuları stüdyomuzda. Cihan Şimşek, Toygan Avanoğlu ve Alper Saldıran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun bu arada. Niye? Kötü bir haber mi gelmiş? Bu filmin adı neden geçmiş olsun? Neden geçmiş olsun? Filmin adı aslında başka bir şeydi. Biz geçmiş olsun'u daha böyle bir akılda kalıcılığını tartıştık. Ve böyle bir hep beraber yapımcımız, senaristimiz, oyuncularımız öyle karar verdik. Güzel de oldu yani, akılda kalıyor geçmiş olsun. Akılda kalıyor ama biraz geçmiş olsun. Filme neredeydin hafta sonu, geçmiş olsun. Aha, bir şey mi oldu? Annem öyle aradı. Oğlum bir şey mi oldu diye. Yani Toygan Avanoğlu geçmiş olsun diye okumuş onu. Hemen akabinde aradı böyle bir panikli halde. Tek çocuk olduğum için çok üstüme titrer. Aradı böyle, dedi iyi misin falan filan. Dedim anne, o filmin adı. Öyle bir şey bırakıyor insanlarda. Ama her zaman her an kullandığımız bir kelime olduğu için gün içinde akılda kalıcılığı var ve güzel. Ama inşallah gişede öyle bir şey yaşamayız yani. O geçmiş olsun. Yaşamayız umarım. Dün girdi vizyona. Dün girdi, evet. Biraz anlatalım filmi, hikayeyi. Hadi saat baştan başlayacağız. Evet. Tarkan Saffet'in bir kaza sonucunda komaya giriyorlar ve uzun bir süre uykuda kalıyorlar. 3 sene sonra uyanıyorlar ve döndükleri zaman dünyalarının ve insanların çok fazla değiştiğini fark ediyorlar. Arkasından aileleri ortada yok, bunu fark ediyorlar ve trajikomik bir maceraya doğru yola çıkıyorlar. Senin ilk filmin, bu hazırlığı sen anlatmışken ilk filmin mi senin? 4 oldu. 4. filmin. 4 oldu. Önceden 4N1K 1 ve 2'yi çektik. Sonra geçmiş olsun. Arkasına bir tane de şu an dram filmine başladım. Evet, bir de dramı var. Akıyor, da, akıyor maşallah. Tabii maşallah. Harika. Filmine de bu yüzden geçmiş olsun. Dünya yıkılıyor çünkü. Hani ben söyleyeyim, Toygan arkadaşımız çok anlatamadı sabah bak. Evet, bizde böyle bir şey var. Spoiler vermeyelim durumu var ama yani, biraz yani, verin ya. Verelim spoiler yani. Ben onu da anlatsam. Üstüme yok spoiler vermekte. O da hemen anlattı. Ben onu anlatsam siz şarkı mı söyleyeceksiniz arkadaşlar? Sana bir şey kalsın diye yani. Allah'ım yarabbim. Alper Bey'in kitaplarını konuşacağız. Yani. Hadi anlat. Günümüz, bildiğimiz dünya yıkılıyor ve bütün kaynaklar, her şey gidiyor. Bir anda böyle bir yokluk içine giriliyor. O yüzden filmde de geçmiş olsun. Nasıl bir karakter? Farklı bir karakteri canlandırıyorsunuz. Ya benim evet ilk kez böyle. İşte o bu mahalle asıl tabii yük. Toygan ve Cihan da ben çok çalışmadım. 2 gün mü 3 gün mü ne çalıştım? Olsun olsun. Yani hissetmiyorum bu filmde oynadığımı çok. O önemli değil ama. Bu arada birine mesaj mı gitti anlamadım. Bilmiyorum, para falan mı almadın? Hissetmiyorum oynadım. Mahalle arkadaşları. Yapımcı da burada. Ya yapımcı da. Alper Bey ödemesini yaptı. Hissetmiyormuş filmde oynadığını. Mahalle arkadaşları. Bir saniye filmi anlatıyorum. Mahalle arkadaşlarından işte aralarında böyle nasıl anlatayım, böyle elleri terleyen adam vardır ya. Evet. Endişeli sürekli durup dururken her şeyi böyle. Of puf der, hep muhalefet eder, hep böyle güvenli alanını korumak ister. Öyle bir adam olarak başlıyorum filme. Ondan sonra bu dünya yıkılıyor ve bu çocuk tabii babasının baskısı altında. Babası da eczan depoları falan var. O dünya yıkılıyor ve bu eczan depoları sayesinde bu adam kral oluyor. Böyle bir rol oynadım. Ben çok ilginç. Abi bu kadar anlatıp bir fragmanını izleyelim de seyircilere süper. Biraz bilgisayar olsun. Evet. Şive seviliyor. Yani komedinin içinde şive ile komediyle şive birleşince naçizane kendi fikrim, yani birçok insanın da fikri daha güzel duruyor. Komedinin tabii normal şivesi halde güzel. Sen şive yapmıyorsun herhalde değil mi? Öyle şey yaparken. Onun daha böyle genius bir karakter gibi. Yani onun yok. Yani Ege filmlerinde Ege, oynadı, Ege'de dizide de oynadı ama şiveyi yapmadı. Yok. Gerek yerler. Çünkü İstanbul'dan gelen. Ben bayağıdır yapıyorum şiveyi. Ve ama çok yakışıyor. Bu arada Rusty'yi evet. Niye yapıyorsun demiyorum ama şöyle, hep aynı tip. Bütün filmler ve dizilerde şu anda o yapıştı sana sanki evet. Güzelköy'den sonra. Evet, aynı tip. Tek tipim var. Başka tipim yok. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir kere drama oyna dediler. Hiç bilmiyorum dedim dram. Dramı da öyle oynamış. Sadece tek tipim var. Dramı da öyle oynadım. Hoca dedi şive dedi. O şive değil lehçe dedim. Anlaşamadık. Yani aslında şiveleri farklı adamların. Yani biri Adana şivesi yapıyor. Çok küçük nüanslar var arada. Hepsini ben belki ona dikkat edebiliyorum. Ya da ne bileyim ama şiveli adam komik adam geliyor bana. Yani Ali Şen'imiz var zamanında. Şener Şen'imiz var. Yani bu şive... çocukluğumuzdan beri kulağımızda pelesenk olmuş ve hani ben de bunu yapıyorum. Şivesiz de oynarım herhalde. İnşallah bekliyorum. Oynarım. Yalnız bir şey soracağım. Absürt komedi
aynı zamanda fantastik bir mahalle komedisi, aynı zamanda yol hikayesi. Her şey var filmde. Tabii o bitti mi bitmedi. Bu da var. Bu yani... evet. Hayır, şeyi merak ediyorum. Hangi öğeler daha ağır basıyor? Yani buna ne komedi filmi mi bu? Yani ama zombi tarafı da var. Yani komedi de var, görselimiz de var. Hı-hı. Hiç daha önce yapılmamış, çekilmemiş sahneler var. Senaryomuz çok klişe dışı bir şey. Hani dün de hatta mesajlar geldi izleyen seyircilerimizden bana Instagram üzerinden, DM üzerinden. Çok değişik ve çok güzel bir komedi olduğuna dair bir sürü mesaj geldi. Bu da beni çok mutlu etti. Ben de ilk izlediğimde hani farklı bir şey izliyormuş gibi izledim. Yani şeyi de merak ediyorsunuz. Hani komedi var ama macera da var. Hani nereye gidiyorlar, ne olacaklar? Bulabilecekler mi? Karşılarına ne çıkacak? Değişik bir şey denendi ve güzel olduğunu düşünüyorum. Süper. Heyecan. Değişik bir matematik kurmuş senarist. Beğendim. Cihan sen çok tokat yemişsin. Onu anlatır mısın biraz çekimler? Hadi anlat. Zordu. Anlat hadi. Biraz sen çekiniyor musun Toygan'dan? Aslında çok çekinmiyorum çünkü... Elini indir. Çok çekinmiyorum çünkü Toygan abiyle benim bu üçüncü projem oldu. İkisi film, biri dizi. Hepsinde ortalama bir yemişliğim vardır. Zaten bir ses etiyor acaba. Eyvah eyvah. Bu filmde biraz... Sevebiliyor muyuz buraları? Bu filmde birazcık daha fazla. Çünkü karakter zaten ona çok müsait. Çünkü her yerde kendince fikirleri olan bir karakter ve... bir anda ortaya bir şey atıyor ve yememesi zaten mümkün değil. Ben sana insan gibi dedim ki fake şekilde vurayım dedim. Hani Cihan'cığım dedim benim elim bak şöyle hangi kamera elim büyük benim. Yüzüm kadar. Anladın mı? Dedim Cihan elim ağır hani ben normal fake vurayım. Abi dedi sinema filmi bu dedi. Ben bilmiyorum ya sinema filmi. Ben şey PS diye geldim ya bilmiyorum ben. Abi dedi sinema filmi dedi. Vurdu han deyince daha vur derken bir kere vurdum. Bir 30 saniye falan konuşmadı zaten. Sonra geri geldi uyuşuklukla beraber herhalde 20-30 saniye. Ama güzel ben oldu önce ama çok uyuşturdun sonra. Canım o benim ya, canım kardeşim benim. Ama ben şeyi çok sevmiyorum. Çünkü o sahtelik çok belli oluyor kamera karşısında. İzleyenler mesela onu çok fark edebiliyor. Çünkü çok bilinçli bir seyirci var. Çok fark edebiliyor. O yüzden dedim abi rahat ol. Ki ben de daha rahat hissederim öyle. Karaktere de çok yansır. İleride boyun felci olursa mı? Sahteliği sevmiyorum işte. Diye. Beni ararsın. Anlatırsın o zaman. Aynen. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hafif vurdum yine. Hafifti. Alper senin... Rolün kısa mı? Yani evet evet ben konuk oyuncu denebilir. Ama dediğim gibi çok ilginç. Yani o hiç tahmin etmeyeceğiniz bir adamın oralara gelmesi falan böyle enteresan oldu benim için. Sucu Saffet peki? Nasıl? Sucu Saffet. Sucu Saffet. Ya Saffet Sucu ama hani suculuğunu icra edemiyor Saffet. Pek. Saffet bu arada benim rahmetli babamın adı. Yapımcımız, yönetmenimiz Hasan hocamız sağ olsun. Böyle bir jest yaptı bana. Daha keyifli oynadım. Bilerek yani. Mi tesadüf bilerek? Bilerek yaptı. Yani sağ olsun. Çekimleriniz nasıl geçti? Çok eğlendik. Hiç yoktur zaten değil mi? Hiç klişe. Eğlenmedik. Köşede oturduk, çektik, çok yorulduk, paramızı alamadık. Çok falan hiç yoktur. Yok yok seti ama... Seti aksattılar eğlenmekten o kadar. Güzeldi, söyleyeyim. Keyifliydi o yani. O kadar. Tabii. Set, yani seti aksatacak kadar eğlendiler. Çalıştığımız yerler çok güzeldi. Ya, herkesin burayı kapatacağız. Evet. Nerede çekildi? Yani genelde İstanbul orman, mı? İstanbul, orman içleri, Rumeli. Hava çok güzeldi şansımıza. Çok keyifliydi. Bir de ekip, hani tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız olduğu için yani ekip olarak da kostümü, saçı, seti hepsi bizim kendi arkadaşlarımız. Kendi evinizdeki, kendi işiniz gibi yapıyorsunuz o zaman. Hani hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Daha da rahat çıkıyor sahneler. Çok keyif aldık yani. Saffet'e gelirsek Saffet sevdiği uğruna Cihan yani Tarık karakterine bile katlanabilmeyi artık onu izleyince görüyorsunuz zaten. O çocuğa katlanmak gerçekten çok zor bir çocuk. Yani beyninin lobları çok fazla bölüm bölüm lobları var. Uzaylı derken kadın diyebiliyor, yemek diyebiliyor falan enteresan bir adam. Buna katlanıp onunla beraber ablasını aramaya yollara çıkan inatçı bir adam. Keyif, zevk böyle eğlenceli bir adam Saffet. İzlenip görülmesi lazım ya. Harika. Güzel bir frak şeyi de izledi mi kamera arkası? Çekim mekanlarınız müthiş yalnız. Prodüksiyonu çok evet. Yüksek de bir film olmuş aynı zamanda. Evet. Evet 650 çok... adet özel tasarlanan kostüm dikilmiş. Bayağı bir prodüksiyon yapılmış. 500 figüran. Harika. Bayağı uğraştık. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Amin. Gişeniz bol olsun diyelim. Çok biraz günümüz konulara geçelim. Zaten senin kitabından bahsedelim.
Evet. Bir anlatır mısın? Beş bakalım. Beyaz olduğu hikayede. Beyaz siyah. Şey ya... yaklaşık ben 18 yıl oldu benim oyunculuğa başlayalı. Daha böyle her bana senaryo geldiği zaman sanki bir hediye paketi açıyorum ve hiçbir zaman beklediğim hediyeyi alamadım. Ben de dedim kendim yazayım. Senaryo diye oturdum. İki tane kitap çıktı. Yani hikayelerini yazdım. Devam da edeceğim. Çünkü bir kere kendi gözlemlerimi anlattığım durumlar var. Yani beğenilir, beğenilmez ben bilmiyorum ama ben bunları yazarken muhteşem bir şekilde arınıyorum. Böyle reset atıyorum. Ruhum arınıyor. İçimden sanki böyle ziftler çıkıyor. İnsani anlamda. Bu anlamda böyle bir macera benim için. Karşılığını da buldu. Hep şuna hedefledik. Kutlu Kamperker yayıncım. Hemen satılan değil, uzun sürede satılan kitaplar olsun diye. Ve böyle oldu. Hatta geçen çok hoşuma gitti. Bir üniversitede ödev vermişler falan. Vay be dedim. Edebiyat dünyasına adım attık. Ödevi okudum. Aa dedim, demek ki insanlar böyle hissediyor. Yani çok ilginç bir macera benim için. Aslında biraz içsel bir durum yazmak. Çok maddi beklentimin olduğu bir yer değil. Bir de bunun senaryoya... Yani asıl başlama... Onu soracaktım. Yani uygun mu olmadı yoksa ileriye dönük mü ona senaryo... Fazla dönecek? Fantastik fazla oldu fazla. Senaryoya göre. Yani çünkü bir beyaz kağıt ve bir kalem sınır yok. Yani acayip bir şey. Ama tabii ki bunların hepsi buraya yatırım. İleride ben bunları kendi filmimi yazıp böyle bir kapalı devre kendim o filmleri yapıp özellikle globale yani Türk sinemasında gerçekten çok malzeme var. Her anlamda çok malzememiz var ve bunun dünyaya açılması gerektiğini düşünüyorum. Harika. Ve bunun ilk adımı senaryodur yani. Umarım gerçekleştireceğim bunu da. Süper. İnşallah. Kitapta çok günümüz sorunlarına değiniyorsun. Yalnızlaşma, hayal kırıkları, ayrılık, evet. İşte siyah odadan çıkışın aslında şeylerini veriyorsun. Nasıl çıkılacağım? Kıyamadım. Yani siyah odadan bir şekilde çıkmak lazım gerçekten. Çünkü nasıl peki? Içinde... Onu biraz anlatır mısın? Yani günümüz sorunlarında nerede neyi yanlış yapıyoruz? O kadar hızlı akıyor ki hayat. Düşünmeye fırsat bulamıyoruz. Yani dinleniyoruz diyoruz. Aslında dinlenmek insanın kendini dinlemesi. Bence dinlenmek bu. Bu sorunları çözemiyoruz. Yani böyle nasıl anlatayım? Sanki sırtımızda bir çanta var. Hafif başlıyor ve gitgide ağırlaşıyor. Yürüyemez hale geliyoruz yani. Hı hı. Ben insanlara baktığımda bunu görüyorum. Yani bu metropol hayatı... hepimiz doğaya çıkınca... Mesela ben bunaldığımı anlayamıyorum yani. Bir gidiyorum deniz kıyısına ama ben bunalmışım diyorum. O kadar hızlı yani. Ve bunun çözümü sürekli düşünmek. En azından bir günde 10-15 dakika her şeyi unutup sadece kendini dinlemek. Bunun çıkışı bu. Yani bence bu dünyada ölüm dışında her şeyin bir çözümü var. Ve bu çözüme konsantre olmak lazım. Çok güzel. Bir şey de ilginç değil mi ya? Ben çok bilmiyorum. Mesela dinlenmek için ya da kafayı boşaltmak için o biraz önce bahsettiğim gibi zifte akmak için kitap yazmak. Evet. O yani genelde başka gezmek, kafayı boşaltmak, sinemaya gitmek ya da müzik yapmak. Müzik gibi genelde ben. Herkes öyle mi? Tabii yani. Boşuna söylemedi yani. Şarkı söyleyebilecek durumdasın yani. O zaman hemen bir diye. Çal abi bir tane oradan Elucevan Lester'li. Oo. Ne yapıyorsun? Çalıyor musun? Söylüyor musun? Gitar ya evimde benim kemençe bile var. Yani nasıl söyleyeyim? Aa, keşke getirseydin. Çalamıyorum ki yani kafama göre takılıyorum. Yani hiç paylaştığım şeyler değil. Gitar var, trompet var. Trompeti İskenderiye Kütüphanesi'nde çaldım. Bir tiyatro grubumuz vardı uluslararası. Bir tane gitarist vardı. Onunla küçük skeçlerimiz olmuştu sahnede. Bütün böyle uluslararası seyirciye. Orada mesela müthiş bir şey ya. Sahnede enstrüman çalmak da müthiş bir şey. Ama böyle bir hedefim yok yani. O da benim kendimi arındırma metotlarımdan biri yani. Hepimizin olmalı böyle metotları. Evet, sizin metotlarınızı da hocam. Benim evimde de birçok şey var da ben buradan söylemek istiyorum. Neler yapıyorsunuz oyunculuk dışında? 5+1 ses sistemi. Ya oyunculuk dışında müzikle ben de uğraşıyorum. Gitar çalıyorum. Kendime ait böyle yaptığım gizli gizli bestelerim var işte. Çok böyle eş dost ortamında. Toygam uyuyor da. Söylüyor. Yeni albümü yeni single'ı çıktı Toygam. Aslında olabilir ha. Oyunculuktan şarkıcılar geçiş yaptım. Yok geçmem ya. Ama film içinde, dizi içinde şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ya da işte eşimizi, dostumuzu dinlemeye gittiğimizde
mikrofon uzattıklarında sahneye çıkıp böyle eşlik etmek falan keyifli geliyor. Ama öyle şarkıcılık hiç benim istediğim bir şey değil açıkçası. Ama açık kapı bırakmak gerekiyor herhalde böyle yayınlarda. Şimdi bir şey olur, teklif gelir. Hayatım değişir. Bence de. Bunu keselim, istiyorum. Hatta şarkıcı olurum. Bir şey söyleyeceğim, niye değişik olsun? Şurada biz bizeyiz. Bir şey bir söylesene. Sabah sabah ne? Ne olur şiveli yani. Bir şey. Şiveli mi? Artık şiir yok artık. İyice sonra söyle. Ben anlamazsan. Mesela hangisi en güzel ne söylersin? Hemen arkadaşımız çalsın. Ya hiç mikrofon önünde. Tam biliyorum da hiç... Hadi. Aklımda ne var süper. Ki? Süper. İki, bir kuple. Ya pencere... Playback yap bari. Playback. Dünyanın bir yazı alıp bırakmazlar ya. Ama çok biraz önce tabii asla şarkı değil. Şey mümkün değil deyip bir anda. Duygusal bir adam mısın aynı zamanda? Hiç anlamadım. Gün içinde 5 dakika o da bu. Bitti. Daha yok. Duygu değişimi çok iyi. Çok güzel. Abi daha hakikaten sen ciddi düşünmüş. Benim rahmetli babam bestekardı. Saffet Avanoğlu, Muazzez Abacı'nın Vurgun kasetinde Kısmetim Sensin. Babamın şarkısı, söz yazarı Halit Çelikoğlu'yla beraber çalışıyorlardı. Annem keza sesi çok güzel bir kadın, öğretmen emeklisi. Genetik demek. Tabii ki. Yoksa benimle alakası hiç yok. Tamamen genetik. Yani seviyorum şarkı söylemeyi. Ses tonu çok güzel. Bence de çok güzel. Yani, bence düşünmelisin, kısıtlama kendini. Evet, evet. Cihan peki seni? O şarkı söylüyor, kitap yazıyor, sen ne yapıyorsun? Yani öyle boş zamanlarda, boş zamanlarda işte... Toygan abi dinlemeye gidiyorum. Alper abinin kitabını okuyorum. Düşünüyor musun ben ne yapabilirim? Ola şarkı ben söylemeyeyim. Çünkü yayını kesebiliriz. yani boş zaman, ya bu ara zaten çok yoğun bir programım vardı. Çok fazla böyle meşgale olamıyordum hiçbir şey. Dediğim gibi Toygan abiyle zaten iki film çektik bu arada. Bir tane de dram filmi çektim. O da Aralık'ta vizyona girecek. Hala da onun seti devam ediyor. Son iki günüm kaldı. Onun biraz çekimleri beni biraz yordu. Çünkü dramı çok ağır. O yüzden biraz yoruldum. Çünkü komediden çık, dramı yap, dramdan geri komediye o zaten... O karaktere girebilmek çok zor ya. Bir de şey, 4N1K vardı. 4N1K'ya gitti. Zor olmadı. Ya psikolojiyi zorlamıyor mu? Bir anda komedide oynarken bir anda drama gidiyorsun. Belli değil mi psikolojimizin zorlandığı bu hareketlerimiz? Belli oluyor. Ya şey, iki ayda 5 karakter çıkardım. O biraz beni ne yordu. Biz kalkalım mesela, bir anlık yapalım. Ben hayatımda ilk defa iki ayda 5 karakter çıkaran biriyle oturuyorum. İki ayda 5 karakter. Ama Hollywood'da bu çok eleştirilen bir şey. Yani oyuncuların ara vermesi gerektiğini ve özel çalışması gerektiğini insanlar savunuyor. İki ayda 5 karakter. Biraz rahatlatmadım. Şu an bitirdin. Üstüne gitmeyin. dizi devam ederken. İki tane TV filmi çektik Hasan Doğan'la birlikte. Evet. Arkasından Geçmiş Olsun'a başladık. Geçmiş Olsun devam ederken dram filmi geldi Öteki ihtimal. Bir baktım arka arkaya geliyor ve hepsi de birbirinden kıymetli senaryolar. O yüzden çok kabul etmek istedim ve hepsine de yer aldım. Zaten kariyerimdeki de en yoğun dönem bu ara oldu herhalde. Bu kadar arka arkaya yer aldığım proje hiç daha önce olmamıştı. Güzel. Evet, yeni projeleriniz? Şu anda senaryo okuyor musunuz? Ne durumdasınız? Yoksa hemen bir önümüzdeki günlerde dizi ve zaten dizi devam mı ediyor mu şu anda? Bir dizi var mı? Yok, dizim yok. Eylül'de herhalde bir dizi başlayacak. Karadeniz. Şive mi? Yani herhalde Karadeniz gibi. Karadeniz şivesini deneyecek. Bu sefer de Karadeniz şivesini denesin. Benim iyi. Devam. Bir aile devam. Hikayesi devam ediyor. İşte sezon arası verdik. Harika. Sinema filmi var mı? Sinema filmi yok. Şu anda yani, kesinleşen bir şey yok yani. O hediye paketini anlattım ya. Ya okuyorum. Umarım bir gün o filmi yapacağım ya. Hadi inşallah. Yani, kimseden gelmezse, Hasan da burada yapımcımız. Kimseden gelmezse ben kendim yapacağım yani. Yani gidip bütün paramı oraya gömeceğim ve gerekirse batacağım. Bunu yapmadan ölmeyeceğim. Fantastik bir film mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yani o... Tabii İlk görüşte aşk gibi bir şey. İnsan nasıl birine aşık olacağını bilmez. Görünce anlar. Peki filmin konusuna dönecek olursak, yine Geçmiş Olsun'a gelmek istiyorum. Dünyanın sonu ve sevdiği kıza gidiyor dünyanın sonu. Sizin için mesela dünyanın sonu deseler ne yaparsınız? Yarım kalmış bir hikayeyi göbek mi tamamlarsınız? Göbek atarım ben mutluluktan. Oh, dünyanın sonu geldi diye bakalım hadi. Hiçbir şey yok. Şey de var hani. Hayır, hemen dolayı. Böyle birilerinden af dileme falan modu mu olur? Yok. Ne olur? Bunu düşünmek lazım. Çok felsefi. Tabii tek başımıza mı kalıyoruz ya da arkadaş kimle ben mesela öyle aynı filmdeki gibi kalsak mı yoksa? Hayır, filmdeki gibi değil. Ne
normal, dünyanın sonu yani. Son birkaç günün kaldı, ne yaparsın? Yani eskiye dönüp hemen af mı dilersin birilerinden? Yarım kalmış bir hikayeni mi tamamlarsın? Son iki gün onunla uğraşılır mı ya? İnsan sen neyle trenine uğraşırsın? Emin abi, Emin abi. Abi iki gün, özür dilerim. O yani iki gün, son iki gün yapılmaz yani. Herhalde hani gitmediğimiz, görmediğimiz yerlere falan gideriz herhalde. Bir tane Ferrari falan buluruz bir yerden. Onu parçalarız herhalde. Yapmadığımız şeyler var ya, keyifler hani. Yani bir macera, bir çılgınlık. Yani ne bileyim, çok zor soru. Siz ne yapardınız iki gün kalsa? Valla bu çok felsefi bir soru çok, yani. O yüzden diyorum. Birçok insan şey olur, vicdanını rahatlatmak için geçmişe dönüp hemen af diler. Yaptığı hataları hemen telafi etmeye çalışır. Yani. Ben mesela onu yapar mıyım, yapmazdım diye düşünüyorum. Bu filmde bir de zombiler var. Hani zombi olmuş, virüsten dolayı değişime uğramış. Bana daha önce de bir soru geldi. Böyle bir zombi istilası olsa, sizi zombiler ısırsa ya da işte ne yaparsınız öyle bir istila karşısında falan. Ben hiç dedim uğraşmam. Hemen aralarına girip kendimi ısırtırım. Uğraşmam onlarla beraber. Yaşarım. Ne gerek var yani ondan kaçacaksın falan. Çok, onlar film. Gerek yok yani. Zombi de filmlerde tabii. Yani. Türk sinemasında da yine zombili bir film yani, ilk neredeyse. İnşallah ikincisinde sanırım daha çok vardı, zombi bir görürüz. Tane. Bir tane vardı yıllar önce. Bir de arkadaşlar bugün gazetelerde de var. Tiyatro sahneleri ve tiyatroculuk son 2-3 aydır, hatta Ocak itibariyle sinemanın önüne geçmeye başladı. Tiyatro oyunları çoğaldı, tiyatro sahneleri çoğaldı. Tiyatro izleyicisi arttı. Onu keza sinema izleyicisi azalıyor ve sinema filmlerinin çekimi de azalacak gibilerinden bir durum var. Ortada bir tespit var. Tiyatro müdürü falan açıklama yapmış. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben çok kısa, çok özürüm ama size atayım. Siz çünkü atın tiyatro abi kökenli olduğunuz, evet, için. Evet. Ben tiyatro kökenli değilim, müzik kökenliyim ben. Konservatuvar. Bir susmayacağım değil mi? Tamam, susuyorum. Hayır. Yani şöyle söyleyeyim, çok net söyleyeyim. Sinema eğer bir şey kaybedecekse, gişe kaybedecekse, bir kaygı bozukluğu yaşayacaksa tiyatrodan yaşasın. Bu kadar söyleyeyim yani. Hiç benim için sıkıntı değil. Tiyatro ekrandan izlendiğinde hiç keyif vermez. Yani keza operada, balede yani canlı izlenmesi gereken sanat. Sinemayı öyle ya da böyle evimize geliyor sinema artık. Dev ekranlara. Ama tiyatro hiçbir zaman evimize gelemeyecek yani. Ha, gelir. Çağırırlar oyuncuları, evde oynarlar falan ama o tabii yapan da var yani, ben çok saçma buluyorum. İki sezondur Kürk Mantolu Madonna devam ediyor. Gerçekten full. Ben geldiğimde full. Ha, geldin mi? İzledin mi? Ha, ne güzel. Başka bir derinlik var tiyatroda. Eserler eski. Daha çok insana odaklanıyor. Teknolojiye çok gerek yok tiyatroda. Tiyatronun teknolojisi duygudur. Onu nasıl yansıtmak üzerine, hani tekstin içindeki düşünceyi, duyguyu nasıl hissettirebiliriz üzerine kurulu olduğu için tiyatro hiçbir zaman dijitalleşemeyecek. Bu beni çok mutlu ediyor. Sizin oyunda var bir dijitallik ama. O tamamen tekniğe hizmet etmek için. Çok fazla mekan olduğu için böyle bir çözüm buldu rejisör. Bence çok da iyi bir çözüm. Evet. Ama gördün, o teknoloji duyguların önüne geçmiyor. Geçmiyor, duyguları asla güçlendirmek için yapılmış, evet, bir şey. Ya, o olmasa da başka türlü çözümler bulunur. Her zaman bir boş alan, bir seyirci, bir de oyuncu tiyatrodur yani. Her yerde, her an olabilir. Bir de yani Shakespeare birçok kez sinemaya uyarlanmış olmuyor yani. Yani benim sinemaya uyarlanmış Shakespeare beğendiğim olmadı. Çünkü Shakespeare onları tiyatro için yazmış. Hı hı. Yani o yüzden modası geçmeyecek. Hiçbir zaman yeri dolmayacak bir sanat tiyatro. Ben de demin sinemadan konuştuk, her şey yaptık ama benim her zaman öndeliğim tiyatrodur. Başka bir paylaşım var çünkü orada, canlı. O an orada oluyor. Yani biz bu filmi oynadık, hapsettiler onu kameralara. Takın, izleyin. Yayınlanıyor, izleniyor ama tiyatroda orada olmak zorunda oyuncu. Her ne olursa olsun. Evet. Yani o yüzden çok önemli. Seyirci de bu anlamda gerçekten güzel destek veriyor. Ben çok mutluyum tiyatro adına. Evet, çok güzel sezon geçirdi. Ama çok nitelikli oyunlar da vardı. Sizin oyun keza öyle yani. Çok güzeldi. Başka çok iyi oyunlar vardı. Evet evet, ben muhteşem oyunlar izledim. Çok iyi oyunlar. Küçücük yerlerde muhteşem oyunlar izledim. Tek kişilik, iki kişilik. Bu beni çok mutlu ediyor. Evet. Türk Mantolu çok iyiydi ama. Sen izledin mi? Tabii canım. Çok güzel. Kitabını kapalı gişe zaten. Yani bayağı iyi.
bir sezon geçirdi orada. Evet, çok keyifli oyundu. Aşağı. Şimdi biraz zor olacak ama dizi sektörüyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani süreler, bir sürü tartışmalar var. Siz ikiniz özellikle çok uzun süreli dizilerde oynuyorsunuz. Yani sadece maddiyat mı? Orada da herhangi bir şeyler değişiyor mu? Mümkün değil sadece maddiyat olması. Çünkü ben yani ben kendi adıma söyleyeyim. Yine konuşmak istersen. Yok lütfen. Hayır. Aynı şeyler zaten. Tamam. Çok farklı. Ben kendi şey adıma söyleyeyim. Ben bu konuda da seçiciyim. Çünkü ben hasbelkader konservatuvar okumadım. Bu benim seçimim yani. Ve ben o konservatuvara girdiğim duyguyu kaybetmek istemiyorum yani. Bütün projelerde de olsun istiyorum. Sadece derinlik farkı var. Evet, az zamanda çok iş yapma var. Ama enteresan, ben şu an oynadığım diziden, ekipten çok memnunum yani. Ve öyle işler denk geldi. Ben isteyerek gittim sete. Sadece insanüstü, evet yani o kadar dakikayı. Şimdi eskiden biz tek kamera çekiyorduk bunları, mucize. Şimdi iki ekip, dört kamera, işte gerektiği yerde üç ekip oluyor falan, buralara geldik yani. Peki o sürelerde iyileştirme olmadı mı? Olamadı henüz. Bekliyoruz. Olursa şu an dünya dizi sektörüyle bir yere gitti. Biz de gideriz. Ben buna inanıyorum. Ya bizim en büyük prangalarımız bu süreler. Böyle olması. Yani bizim şu an çektiğimiz film oynadığımız dizilerden daha az vakit. Yani bizim evet. Dizilerimiz 120 dakika, film 110 dakika çıktı galiba. Hı hı. Yanılmayayım. Yani siz yani. Aslında her hafta bir film çekiyorsunuz evet. Bir dizi için. Ya bir oyuncu evet gidiyor, gitmiyor, dinlenebiliyor ama bir ekip yani çok daha fazla uyumuyor yani. Arkada korkunç bir ekip var. Ki şu an benim çalıştığım yapım şirketi Medyapım'da 12 saat kuralı var. 12 saati geçtiği an biter paydos ve 10 saat uyku arası var. O yüzden biz çift ekibiz. Güzel. O yüzden o şartlar iyi. Genelde ama buna uyuluyor. Tamam. Çok böyle hani uyuyor. Ekstrem bir durum oluyor. Bir sahne yetişmiyor, bir şey oluyor. Bir de Alper'in dediği gibi ben de bu işi tüm kalbimle çok isteyerek yaptığım için biraz da polyanacılık oluyor artık. Hani hiç içinden bir güzel bir şey çıkarabiliyorsun. Biraz da mizahım çok kuvvetli olduğu için benim. Yani 10 saat bekleyip 11. saat gelip ya iptal oldu sahnen bile denilebiliyor bize. Ne yapacaksın ki? Neyi değiştirebilirsin? Bir maçta hakeme penaltı verdiğinde itiraz ettiklerini adam tamam hadi ya oynayın. Tamam penaltı değil hiç demedi ben hayatımda. Hayır olmadı hiç. Olmadı yani. Olmayacak. Saatler anlatıyorlar böyle. Nasıl anlatıyorlar ama değil mi futbolcular? Hocam falan diyor. O hayır diyor. Yani bir kere olsa ya hayatımda. Eski çizgi filmlerde şey vardı. Roadrunner'la o garip şey vardı. Kuş bir şey akme neydi o? Hatırlıyor musunuz onu? Neyse oraya girmiyorum. Oraya şey yapmayayım. Geçen hafta olay oldu ki sizin unutma. Colombo Güney Amerika Kupası'nda kadın hakem ciddi bir foul yapıldı. Tam kırmızı kartı çıkartacak gibi peçetesini çıkarttı ve sildi ve döndü arkasına gitti. Çok iyi. Olay oldu yani. Hatta sosyal medyada büyük patlama çok oldu. O yüzden. Dediğin gibi birisi yapsa olay olur. Yani genelde hayatta değiştiremeyeceğim şeyler için çok çaba sarf etmemeyi öğrendim ben. Akışına bırakıyorum. Çünkü sevdiğim bir şey yapıyorum. Ve sevdiğin şeyin kıymetini, değerini bilmezsen de elinden kaybedersen bunun daha önce de yaşadığım bir şey bu. Tekrar bu acıları yaşamamak adına böyle. Ben şeylere inanıyorum. Mesela senin dizilerinde ya da filmlerinde sana özel bir durum yani birçok insanda vardır ama iki kişi karşı karşıya kaldı. Yani sen bir kişiyle karşı karşıya kaldı. Senin oyunun üstüne geçebiliyor bazı konularda. Ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar şey olduğunu, o karaktere nasıl bir büründüğünü ben karşı taraftan, ekran karşısından hissedebiliyorum. Biraz şartel kapatıyorum herhalde. Gerçekten hani tokat da yesem o anda onu hissetmiyorum. Çok konsantre oynuyorum. Cihan sana mı çok şey kaptırıyorsun yapıyorum? Kendini. Kaptırıyorum. Çok. Bir de senin bir çuval sahnen var ya filmde. Onu merak ediyorum. O nasıldı? Çuvalla yarış yapıyoruz. Nasıl bir deneyimdi yani senin için? Yani daha önce o hep herkesin yapmak benim istediği bir şey çünkü. Ben defalarca yaptım onu. Çok eğlenceli bir şey evet. Ben bir de bunun öncesinde spor akademisi mezunuyum. Ordu milli basketbolcuyum. Birincilikte basketbol oynadım. Tenis antrenörüyüm, kayak antrenörüyüm. Şarkı söylüyor. Vay be. Ay hiç anlatmadın okudum bunları. Evet. Tabii ben hangi takımda geçmişim basketbol? Kombasan'da oynadım en son. Birinci yıl. Evet, birincilikte. Oradan bıraktım. Sonra koçluk yaptım. Sonra bir kolejde bir sene basketbol antrenörlüğü yapmıştım. Bayağı bir spor geçmişim. Peki oyunculuk? Timing'i oraya taşıdım işte. Timing çok önemli bir sporda. Oyunculukta da
atıyorum Alper zaten daha iyi bilir onları. Bir merdivenden düşersin, set ekibi koşar abi iyi misin diye. Diyorum kendim düştüm hani. O timing çok önemli benim için ve bunu oraya şey yaptığım için, uygulayabildiğim için de çok mutluyum oyuncularla. Komedi de özellikle çok işime yarıyor. O dediğiniz şey de gerçekten farkında olmadığım bir yükselme ve hani bana Alper de hani dediği gibi seçicilik var. Ben de çok uç taraflara gittiğim için zaten gelen işler hani bu deli rolü bunu bu herife verelim gibi. Al abi ne yapıyorsan yap yani. Bir bitiyor hocam hani ben biraz senaryonun dışına çıktım falan. Ya çık tamam diyor. Önemli bir çık diyor yani. Böyle de güzel bir şans sunuluyor. Peki oyuncular ilk geçişinde böyle bir anıyla mı oldu? Yani ne bileyim spor sahasında mı keşfettiler? Oldu. Nasıl oldu? Evet nasıl? Yok böyle bir canlı yayında Özlem Gürses'in programıydı. Aa, bizim Özlem'in. Evet. Evet. Çok severim kendisini. Selamlar buradan. Bir kanaldaydı. Onun yayınına böyle komedi, skeç programı olarak 4-5 arkadaş girdik. Canlı yayın. İlk defa böyle kameralar falan. Ben şey dedim arkadaşa ya ben ilk defa canlı yayına çıkacağım ama hiç heyecan değilim. Işık yandı böyle. Ya anlatamam hiçbir şey konuşamıyorum. Tamamen kapandım ama. Şimdi de acısını böyle çıkartıyor. Evet. Yıllardır konuşmadım. Yani öyle başladı. Sonrasında o arkadaşlarım işte tiyatrocuydu. Onlar Sparta mezunu. Onlarla bir şeyler yapıldı. Sparta mı? Sparta'daki. Ha pardon. Ha, Sparta. Sparta kızı. Sparta. Ondan sonra Sparta'da vardı değil mi? Var. Ha. Oradan mezunlar. Doğru söylemişler ya onu teyit ettim. Sonrasında diziler oldu. Filmler oldu. Böyle girmiş İçinizde oldum. Varmış demek ki. İyi ki de girmişim. Bir de hiperaktifsiniz galiba. Tabii. İlkokul da dolaştım iznim vardı. Yani doktor bayağı geziyordum sınıfta. Oturmama iznim vardı. Hocalar bir şey demiyordu. Dolaşıyordum arka sıralarda. İki hakkım vardı iki tane. Yani 40 dakika beni hiç kimse hiçbir yerde çok zor yani. Ben uçakta bile dolaşıyorum. Ya süremiz dolmak üzere 40 dakika için. Evet birazdan başlayıp dolaşabilir yani buradan. Dolaşıyorum evet. Böyle mesela evimde öyle bahçeli bir yerde yaşıyorum. Çıkıp dolaşıyorum, giriyorum. Yani iyi bir şey aslında. Çok hareketsizlik de iyi değil. Güzel evet şey. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Gişeniz bol olsun. İnşallah. Sağ olun. Evet, sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz evet. İzleyebilirler. Bizi geçmiş olsun. Bütün... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Serhat Tokdemir, Aşkın Tuna. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Çok iyiyim. Hiç uyumadan geldim. Hiç uyumadım evet. Bir küçük bir heyecan yaşadım. Bu ara zaten hep heyecan yaşıyorum. Öncelikle ne zaman çok teşekkür çıkıyor? Ederiz kıymetli davetiniz için. Ne demek, ne demek. Ne zaman çıkıyor yeni şarkı? İlk defa burada söyleyeceksiniz. Evet, sizin için özel olarak. Samsun Bey de sağ olsun. Söyleyebilirsin de. Süper. 3 Temmuz'da seyirciyle buluşuyoruz inşallah. Ay, izleyiciyle. Heyecanlı mısın? Çok. Çok. Dün akşam Ajda Pekkan'la beraberdik. Ajda Pekkan'la beraber değildik. Tarık'la beraber yapıyoruz bu arada biz bir günde şarkısını düet olarak Tarık. Çıkıyoruz. Tarık İster aranjör. Ajda Pekkan'ın hatta Bengü'nün yeni şarkısında Tarık imzası taşıyor. Serdar Ortaç'ın şarkılarını yaptı. Şimdi birlikte sözleri bana ait bir gündenin. Müzik ve aranje Tarık'a ait. Ajda Pekkan'a da Serdar Ortaç'la beraber imza attığımız bir şarkımızı verdik. İnşallah sonbaharda çıkacak bir şarkı. Gece de Tarık bana küçük bir pilot kaydı attı. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Çok güzel olmuş. Olmaz mı ya? Bir insanın ne güzel sözlerini Ajda Pekkan'ın okuması kesinlikle. Herhalde. Süperstarımız. Çok 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 seviyorum zaten. Çok heyecanlandırdı beni. Bir gün gençlerden şey diyecekler. Biz Serhat Tokdemir'e şarkı verdik. Onlar da bu. Heyecanlı yaşayacaklar. Gençler demişken Aşkın abi, ben seni çok iyi tanıyorum da herkes tanımayabilir. Yani kaç bin var mı? Evet, binin kaç üstünde. Bin? Binin üstünde. Binin üstünde ama tam sayamadım da 1450-1500 civarı. Maşallah. 5-6-10 tanesini saymakla bitmez de.
Rekorlar hep sende. Herkesin bilebileceklerini bir aklına gelenleri bir söyler misin? Evet. Abi? Devlerin aşkı büyük olur. Biraz önce kardeşim çalıyordu. Fırtınalar. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Sensiz Narin yârim, sensiz sabah olmuyor. Dura dura. Ya aklıma gelmiyor ki bir anda böyle söyle dediğin zaman. O kadar fazla ki ben adam olmam. Coşkun Sabah'ta birlikte her ayrılıktan sonra tövbeler ettim aşka. Yine sevdim birini bu seferki bambaşka. Ya. Coşkun Sabah'ta onu sevdi. Onlar çünkü rekor kırdı. Yani. Fırtınalar koparsa kopsun. Evet. Albümümüzde bayağı bir evet, şey var. Evet, albümümüz de hayırlı olsun bu arada. Hayırlı olsun. Evet. 1500 şarkı arasından seçtik bunları. Bu artık fragman gibi bir şey oldu. Bundan sonrası gelecek yani. Devam edeceğiz. Çünkü 1500 şarkı arasından 14'e indirebilmek hiç kolay olmadı. Evet, bu kişilere nasıl hepsi karar verildi? Gibi çünkü. Ne oldu? Nasıl, hangisi, nasıl, hayır, nasıl karar verebildin? Pardon Funda'cığım. Bunlara karar vermek şöyle oldu. Oğlum benim var. Şimdi oğlumdan dedik gel oğlum ne yaparız senle bunları. Gençlere, çünkü bütün amacımız şu. Bu albümü çıkartmaktaki bizim yaşadığımız aşkları gençler bilmiyorlar. Gençler şimdi artık her şeyin çabuk tüketildiği gibi aşkları da çabuk tüketiyorlar. Bizden daha öncekiler daha da aşklarını... Daha doğrusu görücü usulü evlilikler bizden önce ailelerimiz tarafından yani anneler babalar tarafından görücü usulü evlilikler olmuş. Bizler yine kendi sevdiklerimizle evlenebildik. Ama şöyle düşün bir kız arkadaşım var elini tutabilmek için 3 ay 4 ay beklerdik biz. Bir fırsat yaratalım da elini tutalım diye. Şimdiki aşklar hızlandı. Yani nasıl? Lokantaların yerini fast foodlar aldı. İnsanlar gidiyor, her şeyi hızlandırıyorlar. Müzik de hızlı bir şekilde tüketilmeye başladı. Biz dedik ki yaşadığımız bu zorlukları, aşkları gençlere sunalım. Ve verdiğimiz ilk klipte Tuğçe Kandemir Gülü Soldurmam 63 milyon oldu bugün. 2,5 ay ayda tıklanması. 63 milyon. Ve gençler şarkıyı çok benimsediler. Şimdi bir şarkının tutup tutmadığını şuradan anlıyorsunuz. Yolda gezerken arabada bir şarkınıza rastlıyorsanız veyahut da İzmir'de ben dolaşırken sahilde bir baktım birisi piyanist şantör şey okuyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda diye şarkı okuyor. İşte o şarkının tuttuğunu o zaman anlıyorsunuz. Bakın gençler kucakladı şarkıyı. Şarkıyı daha önce Kibari okumuştu. 2.900.000 tıklanması vardı. Tuğçe Kandemir'den sonra 5 milyonu geçti. Yani bir anda orası da. Biz şunu istiyoruz. Gençler bu şarkıları benimsesin. Aranjeleri de onlara göre yaptırdık. Ve bütün şarkılar, şimdi Betül Demir Devlerin Aşkını okudu. İrem bir anda Derici. İrem Derici Fırtınaları okudu. Ama İrem Derici kendi albümünde de, Mest Of albümünde de 90'lardan Aşkımız Olay Olacağı okudu. Ve parça... klipsiz falan aldı başını gitmeye başladı. 4 milyona yaklaştı yani 3,5 civarı oldu o da. Kolpa, Zakkum bunlar da şaşırtan. Kolpa Rüyalarda Buluşuruz okudu. Çok Kolpa'nın ve yorumu şu biliyorsunuz Rüyalarda Buluşuruz Zeki Müren tarafından da okundu. Kutup'ta Yaz gibi Zeki Müren tarafından okundu. Biz biraz da galiba Zeki Müren'in okuduğu şarkılara da ağırlık vermişiz. Rüyalarda Buluşuruz. Gerçekten ben çok beğendim okunma şeklini. Çünkü hep şey hayal ediyordum. Hani gençler diyoruz ya sizler rock tipi okunsun istiyordum. Ve çok da güzel olmuş. Harika. Sera oyunculuktan şarkıcı hep hayalinde var mıydı? Nasıl oldu? Her sene beni taciz edip sahnede şarkı söylemek istiyorum. Diyorum ki Sera Tekdemir oyuncu olarak gelsin diyorum. Yok o sahneye çıkmak istiyor Merve. Öyle mi? Evet. bu seneydi o. Evet, gerçi ben her zaman sevmişim. Sahneleri çok seviyorum. Takılıyorum sana ya. Abi, bizim artık iletişimimiz çok güzeldi. Çok, bizden birisin çünkü. Ya, teşekkür bayılmıştık ederim. Günaydın Yılbaşı Partisi'nde. Çok teşekkür ederim. Ya küçüklüğümden beri aslında hep derler ya bir mesleği olduğu zaman birisi işte ben küçüklüğümden beri onun hayalini kuruyordum. Bu hepimiz aslında küçükken her mesleğin hayalini kuruyorduk hemen hemen. Doktorluk, işte şarkıcılık, oyunculuk, artist olmak diyeyim ben ona. Küçükken hep söylerdim ben artist olacağım, anne olacağım, bir de şarkıcı olacağım. Anne oldum çok şükür. Oğlum da bizi izliyor sanırım. Selamlar. Uyandıysa bize. Çok seviyorum seni. Artist oldun. Annemin fırçasını alırdım, aldık fırçasını.
şarkı söylerdim. Ortaokul, lise yıllarında birinciliklerim var şiir yarışmalarında. Sonrasında aslında 2009 yılında ben İstanbul'a geldiğimde oyuncu olmak için müziğe de yönelebilirdim, oyunculuğa da yönelebilirdim. Nereden geldin? Mersin'den. İki yol vardı. Kısmet bu taraftan oldu, bu tarafa gittim. Hani birçok kişi yazıyorlardı bana, işte sen işini yap, niye bu tarafa geçtin? Değil. Murat Boz bunun en güzel örneği bence. Murat Boz da oyunculuk yapacağı zaman şunu da çok duyduk. Hani işini yapsın, ne işi var burada? Ya bir insan bir iş yapabiliyorsa ki İyi Murat Boz bence hakkıyla o kadar güzel oynuyor ki. Bunun gibi bir şey. Yeteneği varmış, yapmış. Hı hı. Bunu zaten izleyici, seyirci, dinleyici takdir etmeli bana göre nacizane. Aynen katılıyorum. Seviyorlarsa şimdi ben ne yapacağım? Mesela benim şarkımı sevdi, ben ne yapacağım? Ay sevdiler ama bu benim işim değil, ben yeniyim, vazgeçeyim mi diyeceğim? Bu duyguyla yapılan bir şey. Ben en azından duyguyla yapıyorum. Siz çok iyi bilirsiniz hocam, siz daha iyisini bilirsiniz. Fakat ben çok seviyorum yazmayı, söylemeyi. Bestelemeyi çok seviyorum. Gönlümden ne geçiyorsa onu yapıyorum. Serdar Ortaç'la beraber yapıyoruz aynı zamanda. Serdar'ın şimdi çıkan şarkısı Yadigar'ı da birlikte yaptık söz müziğine. Yani söylemek tabii ki çok özel bir yetenek ama yazmakla bestelemek de ayrı bir yetenek değil mi? Tabii, yani tabii. Onu da aynı anda yapmak süpersin. Yani. Çok seviyorum. Ama şiir yazmak küçüklükten beri varmış. Belki zaten. O zamandaki şiirlerin de şey olur. Ben aslında o zamanlar şarkı yaptığımı düşünüyorum. Bilen birine sordum. Dedim ki nasıl şarkılarım? Seracı bunlar şarkı değil, şiir dedi. Şarkıların nakaratı olur, A'sı olur, B'si olur. Bunu anlattım. Ne demek istiyor acaba dedim. Sonrasında dinleyerek, araştırarak, kendimden yola çıkarak, yazarak, çizerek. Sonra bir baktım benim küçük bir aileden ve arkadaşlarımdan bir fan kitlem oluştu. Sera'nın şarkıları diye. Aşk Haklı'yı seçmiyorla başladık. Sevgili Mustafa Ceceli, canım arkadaşım, ona da çok sevgiler buradan. Mustafa ile Aşk Haklı'yı seçmiyor'da düet yaptık. Aranjeyi o yaptı, sözümüzü bana aitti. Samsun Demir, Özden Bora, sevgili patronum çok destek oldular. Çok teşekkür ediyorum bu bir anlamda. Bir şans mı ya da senin o sıcak kanlı mı bilmiyorum ama bütün isimleri hep bir an etrafında toplamışsın yani, evet. Değil mi? Serdar Ortaç, Mustafa Ceceli, Samsun Demir, Ajda Pekkan şimdi. Diyorum ya kısmet herhalde. Bir de inanmak. Ben hep şunu söylüyorum. İnanç inandığını inanana getirir. Böyle o. Enerji de bir şey var ya. Enerji. Şimdi kardeşimin enerjisi de çok güzel. Yani hemen o şeyi veriyor. Ve bak emek vermek diye bir şey var ya. Bir şeye emek veriyorsanız ve onu gerçekten yapmak istiyorsanız eninde sonunda başarılı olursunuz. Ama sonradan olacak bir şey değildir. Bu şairlik olsun, müzisyenlik olsun. Yani ben bunu yapacağım deyip de yapamazsınız. Bu Allah tarafından size verilen bir özelliktir. Yani o ruha sahip değilseniz olamazsınız. Şimdi farklı olabilmek insanları bir yere getirebilir. Şimdi ne dedi? Bakın yapılanları inceledim dedi. Şimdi incelemese onlar gibi olmaya başlar. İncelediği zaman onlardan farklı bir şey yapabilmek. İmza dediğimiz bir şey vardır. Hı hı. Şarkılarda veya melodilerde veya sözlerde bir imza atamıyorsanız o zaman hiçbir şey olamazsınız. Ama imza farklılıkla geliyor. Yani aşk ne dedim biraz önce? Aşk haklıyı seçmiyor. Haklıyı seçmiyor. Yani burada bugüne kadar kullanılmamış bir laf. Araştırma evet. Gereken bir laf. Yani derin bir laf aslında. Derin bir laf ve Allah tarafından da bakın ben çok bilirim yani gecenin çalışırım ben genelde. Ben kalkıp, hepimiz gibi. Hepimiz gibi. Sonra bir tek ben beceremedim. Onda da gece yaşıyorum. Ve bazen bir şiir yazarım. O bittikten sonra inanın kalkıp oynadığımı bilirim. Allah'ım sana şükür ediyorum bunu bana nasip ettin diye oynadığımı biliyorum yani. Güzel laf ama değil mi? Sen de hakkını verdin şimdi. Tabii. Tabii farklı olmak işte. Teşekkür. Farklı bir şeyler Sinan yapabilmek. Sinan bana dedi ki Sinan Akçı, Sinan'a da Burcu'ya da sevgiler. Bu arada Sinan da var evet hayatımda. Orada atlamıyor. Sinan aşk haklıyı seçmem. Ya niye senden önce ben düşünmedim bunu? İlk zaten Sinan çok beğenmişti. Saracığım yürü dedi. Hatta sağ olsun Samsun Demir'le de bizi bir araya getiren Sinan'dır. Ona da teşekkür ediyorum. Sonrasında Mustafa'ya Saklım diye bir şarkı. Daha doğrusu Mustafa'ya ve Selin'e yazmış olduğum bir şarkı. Konserlerini şimdi onunla açıyor. Yeni albümünün çıkış şarkısı olacak harika. İnşallah. Bu kadar konuştuk ya. Seyirci de bir dinlesin seni. Hadi. Peki. Çok merak ediyoruz. Senden.
Ne söyleyeceksin? Aşk aklı seçmiyor diyelim mi? Diyelim tabii. Bravo. Teşekkür ediyorum. Sözleri şimdi, gerçekten çok, çok güzel ya. Harika. Şimdi sen bu işi yapmasaydın aslında kendine ihanet etmiş olurdun. Yani insanlara Allah bir yetenek verdiyse onları yapmak zorundasınız. Ne güzel sesin var değil mi? Çok. Siz harikaydı. Böyle diyorsanız hocam içim çok rahat. Teşekkür ederim. Harikaydı. Sözler güzel mi? Şiir güzel mi hocam? Çok. Çok. Şiir. Şiir mi hocam? Öyle diyor ya. Şiir mi şarkı sözü mü? Öyleymiş. Aslında şöyle, şiirle şarkı sözü ince bir noktadadır. Şiir düşündüren bir şeydir ama şarkı sözünün açık olması lazım. Yani şarkıyı dinlediğiniz zaman onu çok rahat anlayabilmeniz lazım. Evet. Şiirde anlayamadığınız yerler de olur, düşünürsünüz saatlerce. İşte şarkı sözündeki özellik budur. Onu da çok güzel işlemiş. Çok. Yani şarkı sözü. Ne mutlu sizden bunları duymak. Çok peki teşekkür ederim. Hikayesi nedir bu şarkının? Nasıl çıktı bu ortaya? Bir gün balkonda oturuyorum. Bütün duygularımı yok etmiş ben. Başka bir şey hayal etmeyelim. Balkon çiçeğe baktım, aklıma geldi. Gerçekten bir gün balkonda... Gece, bitmeyen gece, her gece güne gebe. Böyle gelmeye başladı. Öyle geliyor zaten. Hani ben de uzun sürmüyor. Serdar'la da yaparken tamirhane gibi düşünün beni. Serdar işte bir beste atıyor. Ben nakaratını sevmiyorum, değiştiriyorum ya da işte bir söz yazıyorum. O diyor ki bunu atalım, böyle olsun. O daha duygusal düşünüyor mesela. Ben diyorum ki niye duygusal olacağız Serdar? Atar yapalım. Biz terk edip giden olalım. Bizim de ortak bir şarkımız vardır Serdar'la. Dert Gecesi diye bir şarkımız vardır. Bir de benim Selim'le yaptığım Ben Adam Olmam'ı okudu. Hı. Serdar Ortaç. Ben Adam Olmam da mı senin şarkın? Evet. Evet. O Serdar Ortaç'a en yakışan şarkı. Gerçekten. Her Kıbrıs'tan geldiğinde onu söyletiyorum. Albümde de Oğuzhan Uğur okudu. Aa, Oğuzhan. Aa, süper. Peki harika. Aşkım Bey, bu aşk şarkıları nasıl çıkıyor? Şimdi... Neler yaşadın? yaşanmadan aşk şarkısı yazılmaz. Ama şöyle düşünün, hani bütün şarkılar yaşanarak mı yazılır? Bütün şarkılar yaşanarak yazılmaz. Ama aşkların zaten başlangıcı vardır. Başlangıçta bütün aşklar güzeldir ve mutludur. O mutluluğu yaşadıysanız bir daha aşk şarkısı yazarken o mutluluğu yazabilirsiniz. Yani ille de o dakika onu yaşamak zorunda değilsiniz. Aşk ilerledikçe problemleri ve sorunları çıkmaya başlar. Problemler ve sorunlar çıktıkça yavaş yavaş acılar çekmeye başlarsınız. İşte o acıları yaşadıysanız bir daha yazarken çok fazla zorlanmadan onu da yazabilirsiniz. Ve sonunda ayrılık gelir. Hani ayrılalım diyorsun yüzüme karşı, bilmem sensiz nasıl yaşayacağım. Mendilin varsa ver, ağlayacağım diye bir şey yaz. Yani ayrılırken, ayrılıkları da yaşadıysanız bu sefer ayrılık şarkılarını yazmakta da zorlanmazsınız. Yani tabii ki bir kere aşık olmuyor insan hayatta. Birçok kere aşık oluyor. Yani bu bir şeydir, tartışma meselesidir aslında. İnsan bir kere mi aşık olur? Ben insanın bir kere aşık olmayacağına inanıyorum. Hatta benim Bir Büyük Aşkın Olsun diye bir kitap çıkarttım. Onda da şunu iddia ediyorum. Aşk bireyseldir ama aşkla kişisel gelişim olur mu? Aşkla kişisel gelişim bile olabilir. Yani aşkı aşkın ötesinde bir yere taşıyabilmeniz için belli formüller vardır. Onu veriyorum. Neden veriyorum? Hakkım benim 22 senelik evliyim ve eşimle mutluyum. Tabii ki İşte hakkınız. O aşkı aşkın ötesinde bir yere taşıdık. Onu nasıl yaptık? O kitapta da onu anlattım. Yani kardeşim de orada oturup bir anda yazabilmesinin nedeni aslında bunları zamanında yaşayabilmesidir. Tabii. Yaşadığı ya için veya da gözlemleridir. Yani oyunculukta da öyle. Başkasını, hani hem kendimizi gözlemlemek, hem bir arkadaş mesela benim bir şarkım öyle çıktı. Ya da en son ben geçen hafta bir şarkı yaptım. Bunu aşkla yaptım. Aşk olduğum için yaptım. Öyle bir şarkı çıktı mesela. O başka çıkıyor. Söylerken güzel. De başka çıkıyor aslında. Evet. Sese de yansıyor. Sese de yansıyor. Kesinlikle aşk yansıyor. Aşk haklıyı seçmiyor da bana soruyorlar Aşkın abi. Diyorlar ki aşk haksızı mı seçiyor? Ben böyle bir şey demiyorum dedim.
Fakat birine aşık olduğumuz zaman, o sana yanlış yaptığı zaman şunu da diyebiliyor muyuz? Ben vazgeçtim sana aşık olmaktan. Diyemiyoruz ki. Aslında anlatmak istediğim bu. Aşk haklıyı seçmiyor. Haklı haksız bakmıyor. Evet, kesinlikle. Kalp ağrısı da geçmiyor. Kalp ağrısı da geçmiyor. arada kaynadı, bir şey söyledi. Atlamadım ben. Magazinci olarak aşık oldum dedi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey dedim değil mi? Birisi var herhalde. Biz bilmiyoruz. Kalbim dolu. Dolu, peki. Aa, ne güzel. O kadar. Ne güzel. Aa, ne güzel. Ay ne güzel, bir sürü şarkı gelecek. Buna heyecanlandım. Ben de size şeyi anlatayım mesela. Devlerin aşkı büyük olur. Her yeri şey yapar. Çok değil mi? Her yerde rastlanır. Ben bu şarkıyı neden yazdım anlatayım size. Bakın, benim bütün şarkılarım birilerine yazılmıştır aslında. Ama devlerin aşkı hiç kimseye yazılmamıştır. Ben bunu niçin yazdım? Bir insan düşünün. Hiç ben kavgacı değilim. Ve şey bir insanım, yumuşak kalpli bir insanım. Fakat yanımdaki sevdiğim insana birisi baktığı zaman kendimi dev gibi hissederim. Ona baktırmam yani. 10 kişi olsa 10 kişinin üzerine gidebilecek ruha sahibim. Ve insan fedakarlıktır aslında. Dev dediğim benim burada fedakarlık yapmasını bilen insandır. Sevgilisi üşürken sırtındaki paltosunu çıkarıp ona verebilen insandır. Kendi çok sevdiği bir yemek olduğu halde yemek eğer azsa yemeyip sevgilisine verebilen bir insandır. Fedakarlık anlamında ben devlerin aşkını kullandım orada. Yani bütün amacım oydu. Dev, hepimiz de öyleyizdir biliyor musunuz? Kendimizi sevdiğimiz zaman dev gibi hissederiz. Hepimiz deviz. Hepimiz deviz. Onu anlatmaya ama çalıştım. Ama ne güzel, bu hikayeleri çok merak ediyoruz. Çünkü birisi mesela aşk acısı çekiyor bir şarkıyı dinlerken bir öğreniyoruz annesine yazmış. Bakın, yani hikayeler o yüzden çok Eylül önemli. Eylül ayı gibi benim zaten sahne çalışmalarım oluyor ama bunu bu şarkıları ben yazdım diye bir projem var. Şarkılarımın hikayelerini anlatan solistlerim olacak sahnede. Solistlerim benim şarkılarımı okuyacak. Ben o şarkıyı nasıl yazdığımı anlatacak. Çok güzel. Ama stand-up gibi anlatacağım. Harika. Yani şey biraz da komedi katacağım. Çünkü ben çocukluğumdan beri böyle uzun boylu, zayıf ve yakışıklı bir adam olduğum için hep platonik aşklar yaşadım biliyor musunuz? Çok güzel ya. O ne güzel ama size ilham olmuş. Evet, onlar da bize ilham olmuş. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki de öyle olmuş, evet. Yoksa biz ne yapardık? Ya. Nasıl dinlerdik? Ama şimdi ben böyle yazdım. Sen de böyle güzel, narin bir kardeşimsin. Sen demek ki bu sırf şeyle olmuyor. Allah vermesi gerekiyor. Sana da vermiş bak. Sen de bu güzellikle yazdığına göre bunu yaşayabilmek çok önemli. Gönüllerimiz güzel. Gönüllerimiz güzel. İki söz yazar. Evet ya, ne güzel. Çarpışın siz yazdığınız sözlerinizi. Gerçekten çok. Çok peki oyunculuğa ara mı verdiniz? Ne oldu? Aslında vermedim, onu da soruyorlar. Sosyal medyadan özellikle işte. Evet. Bıraktım oyunculuğu. Ne yapayım? Onu takmasak. Arkada dursun, arkada bilerek dikkat et. Çünkü boğuluyor gibi oldu. Tamam, koy koltuğa sen arkaya. Evet, arkaya koy. Yayındayız. Arkaya, öyle mi? Tamam. Rahat neyse, ol, burası ben, bir ev ben ortamı bir şey gibi. Evet, evet, ev ortamı gibi. Kusura bakmayın, bu bana ağır geldi de evi arkaya çekti. Buradaki ev ortamını... Evet, şahane. Evimize hoş geldin. Kardeşimin o güler yüzüyle yaşıyoruz onu. Şahane. Sözüm verin. Ne diyorduk? Oyunculuk. Oyunculuk. Ben bu sene iki tane sinema filminde oynadım. Ve bir tanesi Foça'daydı çekimler. Diğeri de Kastamonu'daydı. Dolayısıyla dizide oynama gibi bir şansım zaten yoktu. Tabii onlar henüz vizyona girmedi ve izlemediği için oyunculuğu bıraktığımı zannediyorlar. Ama şu bir gerçek. Kesinlikle bu tarafta daha fazla kendimi buldum. Sera'yı çok daha fazla buldum. İçimde birçok Sera var zaten. Hı-hı. Onları böyle her gün biriyle tanışıyorum. Kimiyle tanıştığıma memnun oluyorum, kimiyle olmuyorum ama bu Sera'yı sevdim. Ne güzel bir yolculuk. Ya aslında seyirci de Kertenkele'deki Zehra'yı çok sevdi. Sağ olsunlar. Yani inanılmaz da iyi oynadın o rolü. Estağfurullah, çok ve sanki şey gibi değil mi? Şu anda o her şeyin önüne geçti gibi mi acaba? Sokakta durumun nedir? Seviyorlar, tepkiler çok güzel. Kanıttan da çok seven var. Hayat devam ediyor. Ben de özledim dizisinden. Hmm. Hani birçok diziden farklı sevenler var. Harika. Kertenkele bitti, başlayacak mı diyorlar. Başlamayacak. Başlamayacak. Benim elimde değil, bir de hani bana söylüyorlar. Buradan da cevap vermiş olayım. İşte başlayacak mı? Ben böyle bir şey artık sağlayamam arkadaşlar. Evet. Evet, şarkı söylüyorum. Çok da gerçekten mutluyum burada. Çok huzurluyum. Hadi bir şarkı daha söyle bize.
Ne söylemek istersin? Bilmem, sen yeni şarkımızı yeni şarkı söyle. Merak ediyoruz. Evet. O zaman buradan Tarık bizi şu anda izliyor. Tarık ister. Biz bu arada Tarık, Serdar, ben üçümüz üç kardeşiz. Stüdyoda sabahlıyoruz. Tarık gerçekten çok başarılı. İnanılmaz şarkılar yapıyor. Her ne kadar inat etse de Sera, ben sadece seninle düet yapacağım. Sonra aranjelere devam edeceğim diye. Tarık bence devam etmeli. Şimdi sesini duyacaksınız çünkü. Ben bu elimde söyleyeyim. Olur olur. Şey, mikrofon arkanda. Tabii. Evet. Bunun da enerjisi müthiş bir şarkı ya. Çok mersi. Yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Evet. Süper. Aşkın abi, eskiden daha fazla böyle duygu yüklü. Şimdi sen aslında diyorsun ya, biraz gençlere yönelik biraz rock yapalım işte, biraz sound'u değiştirelim falan diyorsun ama müzik kalitesinde ya da müzik enstrüman konusunda belki farklılıklar olabilir ama sözler konusunda yakalayamıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. İşte biraz önce, o yüzden 90'lara geri mi dönüyoruz? Ondan ben biraz önce onu söyledim. Yani bizlerin yaşadığı aşkları gerçekten gençler yaşayamıyor. Yani ben mesela yalnız... Nerede bunu... hata yapıyoruz aşkın abi? Psikolojiye döndü. Şimdi galiba biz biraz daha içe dönük aşklar yaşadık. Şimdi dışa dönük aşklar yaşanmaya başlayınca bizlerin kat ettiği mesafeyi siz çok daha hızlı kat ediyorsunuz. Instagram'dan çok yaşıyorlar. Evet yani... Söylediğim olay ya. 3 ay, 4 ay beklerdik bir elini tutalım. Hele bir de sinemaya gidip kızı öptüysek. Biz de büyük olay olmuştu. Ya bir de aşkın abi şu mu acaba? Daha önce hani erkekler kızları bir adım atıyordu ya. Şimdi kadınlar onu adım atarak mı başladı? Evet, 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 o da var. Yani ben şimdi oğlumdan biliyorum. Bakıyorum. Baba diyor bugün bu kızla buluşacağım. Ertesi günü bu kızla buluşacağım. Ertesi günü başka bir kızla buluşacağım. Yani... biraz hızlandı. Her şey hızlandı. Şey okuyayım sana. Yalnızdım bir tanem yine dün akşam. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Mikrofonu verir misin Sera? Hadi. Baştan. Yalnızdım bir tanem yine dün akşam. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Dayanılmaz bir şey oldu hasretin. Dün gece resmini öptüm de yattım. Düşlere daldıkça doldu gözlerim. Elini aradı bomboş ellerim. Gönlümü avutmak için sevgilim. Dün gece resmini öptüm de yattım. Islandı gözlerin, başına gülme. En zor anlarıdır hayatım bunlar. Birazdan boşalacak yaşları silme. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Getirip geri ver mektuplarımı. Yeminler et anmam diye adını. Titreyi sarsın gül dudaklarını. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Bir güneşe, bir de sana bakamam. Bir ateşi, bir elini tutamam. Bir nefessiz, bir de sensiz duramam. Bozkırda gül gibi özledim seni. Susmuş dudakların hiç sesin gelmez. Gurbette yalnızım, hasretin bitmez. Kararmış sulara hayalin düşmez. Kutupta yaz gibi özledim seni. Uykusuz gecenin ortasında düşüncelerim sana tutsak. Her şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerde bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacağım. Allah Allah. Gerçekten bravo. Yani, çok güzeldi. Evde de böyle misin abi? Evde böyle değilim. İnan, sanatçı dostum çok yok. Yani bu kadar şarkılar yazdım. Bütün önemli solistlerle çalıştım. Yani dostun ne kadar var dersen, sanatçı dostum yok. Ben aile hayatımı tamamen şeyden farklı tuttum. Çünkü evde... Ondan başarılı. Benim oğlum bile geceliğin kaçta ne yaparım, ne ederim, nasıl şiir yazarım. Bir gün bir bakmış bir şarkı çıkmış, bir şiir yazmışım. O bile farkında değildir. Çünkü o tarafım benim biraz şeydir, zordur ve yalnızlık isteyen bir şeydir. Aşklar galiba yalnız yaşanır değil mi? Yalnız yaşananı da var. Bence. Aşklar bence... İki kişilik yaşanan da var. Evet.
Şimdi evet. Eşime yazdım o şey, dikeni batsa da çok kez elime, yani dikeni batsa da bir hanıma anlatıyoruz. Muhakkak ki dikenleri vardır hanımların, dikeni batsa da çok kez elime. Erkeklerin de dikeni var ama. Tabii canım, hepimizin var. Hangi insanın yok ki? Uğrunda kaçak kanı durdurmam, koyamam kimseyi milki yerine, yüreğimde açmış gülü soldurmam. Bunu da eşime yazdım. Aa, süpersin, harika. Güzel. 3 Temmuz mu şimdi? Büyük gün 3 Temmuz. Temmuz, evet, büyük gün 3 Temmuz. Çok heyecanlı. Klibi bu arada Murat Küçük çekti. Murat Küçük'e ve ekibine, herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Mersin'de çekildi. Mersin benim memleketim. Çok güzel karelerimiz var. Biz çok sevdik. İnşallah herkes sever. Yolu ne kadar güzel. Çok özür diliyorum. Bazen. Sohbet ediyorsun. Ama şöyle, neden yolu çok güzel biliyor musun? O kadar hassas davranıyor ki herkesi anmaya gayret ediyor. Herkese teşekkür etmeye gayret ediyor. Çok naif zaten. Yani var ya, çok incesiniz. Kutluyorum seni ya. Hocam, İnşallah, teşekkür ederim. İnşallah ama hiç değişme. Çünkü biz böyle yola ilk çıkanları çok gördük. Sen öyle. Tamam mı? Ondan sonra her şeyi ben biliyorumlar başlıyor belli bir yerden sonra. Aman ona girme. Hocam, oyunculuk da 10 yıl oldu. Hani zaten bana göre yolun çok başındayız ve hep yolun en başı bana göre. İşte bu çok önemli. Güzel. Değil mi? Müzikte de şöyle bir şey var. Haklısın zaten. Ben de kendisini çok seven mütevazi birisi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz gerçekten. Serdar bana diyor ki mesela, Seroş burayı şöyle mi yapalım? Diyorum ki, Serdar bana mı soruyorsun? Hani sen Serdar Ortaç'sın, sen bilirsin. Sonrasında ben tabii profesyonel müzik insanı olmadığım için Aşkın abi, bir besteyle gidiyorum Serdar'a. Serdar diyor ki, bu diyor 9-8 bir de bir şey makamı. Diyorum ki yani diyor, normalde biz bunu yapmayız. Tamam, olmamalı mıydı? Yo, çok güzel olmuş. Bunu ben ayırt edemediğim için, matematiğini bilmediğim için, benimki dinleyici kulağıyla yapılmış şeyler aslında. Harika. Önemli olan da o. Matematiğe girdiğin zaman herkes gibi olacaksın. Bilmiyorum farklı ki gireyim. Farklı olabilmek için matematikte fazla matematik kullanmayacağız yani. Evet, biz size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet ediyoruz. Çok güzel bir sohbet. Saçı bol olsun. Evet. Senin de 3 Temmuz'un inşallah çok istediğin gibi olur bundan sonrası için. Şahane misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Size ve bütün ekibe, Alpara ailesine. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, az sonra Engin Altan Düz Yatağı'nda devam ediyoruz. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Nasıl keyifler? Süper. Çok iyiyiz. Harika. İyi yayınlar. Ne güzel sizi görmek. Yoğun bir sezonun ardından. Aynen. Evet. Dizisi, televizyon programı, belgeseli. Ne çok çalıştınız bu sezon. Evet, gerçekten çalışıyorum. Bu aralar çalışıyorum çok. Maşallah. Sağ olun. Sakallar inceldi mi? Daha da mı gidiyor, yok olacak mı? İnceldiler. İnceldiler. Ama tabii bir an önce kesemiyorum. Çünkü yani oğlum tanımaz diye de korkuyorum açıkçası. Eve girerken bu kim diye sormasın diye yavaş yavaş inceltiyorum. Biz seninle böyle bir sohbet etmiştik. Seni hep öyle biliyor değil mi? Tabii. 5 yıl. Benim mesleğimin at binmek olduğunu zannediyor. Gerçekten. Çok iyi. Evet. Baba işe gidiyor diyor. Ne yapacak işte diyorum baba. At binecek diyor. Ona göre at binmek. Çok tatlı ya. Sizi gördüğünde ne yapıyor? Hiç televizyonda seyretmedi benim. Televizyon seyretmiyor da. 3,5 yaşında da. Yani. Peki at bineceğini nereden biliyor? Sete geliyor bazen. Sete geldi birkaç kez. Sette atlarla görüyor beni sürekli. O da at binmek istiyor. O yüzden işe giderken beni atlarla kafasında meç etti. Artık baba işe gidiyorsa ata binecek demektir. Sormuşlar anaokulunda ne iş yapıyor baban diye. At biniyor demiş. O da nasıl bir duygu? 5 yıl ve TRT tarihinde bir ilk. Hep birincilik. Evet. En yükseği ve hep birincilik. Yani evet. Daha doğrusu özel televizyonlardan sonra, rating sistemi girdikten sonra. Aynen. Bir ilk. 5 yıl boyunca bunu, yani omuzlarında ya da sırtında ya da nasıl bir his vardı? Sana bir baskı oluştu mu? Oluşmaması mümkün değil. Sonuçta işin de bir ağırlığı var. Yani yaptığımız diğer günlük diziler, yani haftalık diğer dizilere benzemiyor. Aslında anlattığımız hikayenin de bir ağırlığı olduğu için ne olursa olsun omuzlarınızda bir yük hissediyorsunuz. Ve reytinginiz bu standartlarda, yani 20 reytingleri görecek standartlara çıkınca yük 2 kat artıyor tabii ki. Açıkçası hani hep aynı soru geliyor. Hani bekliyor muydunuz böyle bir şey? Tabii ki hani bu kadar büyük başarıları beklemek çok da doğru olmuyor. Yani bir işe girerken böyle büyük başarılar beklemiyorsunuz. Tabii ki hani başarılı olacağına, iyi bir iş yapacağına inanıyorsun ki o işin içine giriyorsun ama
Bu beklediğimizin üstünde bir başarıydı gerçekten. Herhalde ihtiyaç vardı diyorum. Yani insanların böyle bir ihtiyaçları vardı. Bu böyle bir duyguya ihtiyaçları vardı. Çünkü bunun başka türlü açıklanır bir tarafı yok. 20 reyting çok yüksek bir reyting. Yani televizyonu açanların yarısından fazlası bizi seyrediyormuş o gün içerisinde. Çok güzel yıllarım geçti tabii ki. Çok yorucuydu, çok, çok yoğundu. Çok yorucu değil miydi? Çok yorucuydu. Gerçekten çok yorucuydu. Yani şu anda günümüzde çekilen diğer dizilerden çok farklı. Şöyle bir farkı var. Sadece aktör olarak sizin konsantre olmanız yetmiyor işe. Çevrenizde konsantre olması gereken birçok farklı faktör var ve çok fazla parametre var bir arada olması gereken. 20 atlı bir yerden bir yere geliyoruz. Hadi burada duralım, sahneyi akalım. 20 atlı geliyoruz da 15'imiz durabiliyoruz. 5'imiz duramıyor yani. 5'imiz koşarak geçiyor yani. Hani olmuyor. Baştan alıyoruz sonra. Bu sefer 4 tanesi duramıyor yani. Bir gün bir çekim yapıyoruz böyle 20-30 atlı koşturuyorduk. 20-30 atlı başladık. Yani 10 atlı falan bitirdik. Diğerlerinin hepsi yarı yolda düşmüşlerdi yani. Hani böyle bir tanesini oradan topladık, bir tanesini oradan topladık. Çok hani parametresi çok fazla aynen olan bir işti. Ama bir şekilde altından kalktık. Çok uzun solukluydu. Hepimiz için yorucu bir işti. Yazarlar için de aynı şekilde. Sonuçta 5 yıl yazmak da kolay değil. Bizdeki standartlarda yazmak çok daha zor. Yani her hafta bir kitap yazıyorsunuz gibi gerçekten. Çok şükür yani bundan altından kalkabildik. Sana şey var, yapıyormuş. Yani bundan sonra gelecek olan proje için. Ben mesela şey diye tahmin ediyorum. Herhalde bir 5 yılda şimdi yatarsın dinleriz diye. Şimdi, şimdi yeni öğrendim ki hazırmış ve başlayacakmış. Yeni proje bile hazırmış olacakmış. Yani. Yani böyle hazır hani çok net bir şey söylemek olmaz. Ama tabii hani sözleşmemiz daha olmadan pek böyle şeyleri söylenmez bizim camiada. Siz de bilirsiniz. Evet, evet. Ama evet beğendiğim bir senaryo oldu gerçekten. Hani okudum ve çok etkilendiğim bir senaryo da oldu. Hayırlısı olsun. Açıkçası çok teşekkür ederim. Açıkçası ben de bir şey yapamam diye hayal ediyordum. Hani bir şey yapmak zor olur bu saatten sonra diye hayal ediyordum. Biraz beklerim, biraz dinlenirim diye hayal ediyordum. Fakat sonuçta ben oyuncuyum. Ve hani yaptığım bu benim mesleğim. Ve beni heyecanlandıran bir şey olduğu zaman bir şekilde kendimi tutamıyorum aslında. Hani yapmak geliyor içimden ve işin içinde olmak istiyorum. Heyecanlı bir şeyler okuduğum için de böyle bu aralar bir küçük heyecanlar başladı. Ama hani durmayı da sevmiyorsunuz ama çok çalışkansınız. Evet. Yani aslında evet çok durunca da bir şey değişmiyor hayatınızda. Yani evet çok duralım. Durduğumuzda gerçekten hani çok bambaşka bir iş gelecek ve hani yine ortalık başka bir hal olacak gibi bir duygu olsa evet biraz daha durayım ama galiba çalışmayı seviyorum evet. Biraz güzel. Sizin söylediğiniz öyle bir durum da olabilir. Çalışmayı sevmenin ötesinde bir de yani bir anda demeyeyim tabii ki uzun süredir senin hayatında başka bir diğer oyunculardan yani birilerini kastetmiyorum ama şimdi başka yere çekilmesin. Herkesten bir farklı bir hayatın da var. Çok düzgün bir ev hayatın var. Çok çalışkan olduğun bir işin var. Ve hepsini bir arada götürebiliyorsun. Ve sürekli mesela oralarda, buralarda da görmüyoruz seni. İki tane de çocuğum var maşallah. Yani bunları bir arada olup da diğerine gelmiyorum. Geleceğim mesela en uzun onu konuşacağız. Bir de sosyal sorumluluk projeleri yok. Başka bir hobiler, hobilerin ötesine geçen bir şeyler. Dünyayı kurtarmaya çalışan bir adam pozisyonda falan. Evet yani hepsini bir arada yapılabiliyormuş demek. Onu demek istiyorum yani. Doğru zamanlarsanız aslında her şeyi yapacak vaktimiz var. Sadece zamanı doğru planlamak gerekiyor aslında. Yani hayat birazcık planlama, birazcık çocuk olduktan sonra onu daha çok fark ediyorsunuz. Yani bu kadar çalışıyorum, bu kadar dediğiniz gibi birçok şeyle uğraşıyorum. Kendi zevklerim var, özel zevklerim var. Ama çocuğum olduğundan beri hayatımı daha planlayarak yaşamayı öğrendim. Çünkü ona da vakit ayırmam lazım. Şimdi ikinci çocuğum var, ona da vakit ayırmam lazım. İşte eşime vakit ayırmam lazım, işime vakit ayırmam lazım. Bunların hepsine vakit ayırdınız. Kendinize ayırmazsanız bir süre sonra körelmeye başlıyorsunuz. Onlara verecek bir şeyiniz de olmuyor. O yüzden kendiniz de doldurmanız gerekiyor. Herkes evde hayatından memnun mu? Herkes evde hayatından memnun. Herkese zaman ayırabiliyor musun? Herkese tamam, bir şekilde zaman yani. Demek ki her şeyi yapabiliyorsan olmuyor. Evet evet ayrılabiliyor. Ne güzel ya. Bir de belgeseliniz gerçekten müthiş. Yani tüm yoğunluğunuzun çok arasında gittiniz bir de belgesel çektiniz. Afrikalı çocukların yüzünü güldürdünüz. Çok teşekkür ederim. Aslında ondan bir kesit izlesek evet, izleyicilerimiz olur. De. VTR'miz hazır. İzleyelim. Evet. Ne güzel bir amaç. İnanılmaz. Ne güzel bir yolculuk. Evet. Ne güzel herkes bir iş. Herkes bilmiyor olabilir. Biraz açar mısın? Afrika'da kuyular açmak için. Aslında ben 6-7 yıl önce
fotoğraf merakım var benim. Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten çok zevk alıyorum. Bu yüzden de birkaç kez Afrika seyahati yaptım. İlk seyahatimi 8 sene önce yaptım Afrika'ya, Kenya'ya. Ve o seyahatim sırasında orayla ilgili ve kültürüyle ilgili de bilgi sahibi oldum. Şöyle bir sıkıntı var. Yani bu 21. yüzyılda olacak bir şey değil. Yani 21. yüzyılda artık birilerinin suya ulaşamaması bence kabul edilebilir bir şey değil. Hani ekmeğe ulaşamamak da kabul edilir değil. Ama hadi ulaşılamayacağını anladık ama su en temel ihtiyaç. Ve burada Afrika'da o gittiğimde biraz etrafı irdeleme şansım olduğu için şöyle bir istatistikle karşı karşıya kaldım. Her 10 çocuktan 5'i 5 yaşına gelmeden önce kirli su kaynaklı sebeplerden dolayı hayatlarına veda ediyorlar. Ve bu çok ciddi bir oran, yarı yarıya bir oran. Çünkü orada hayvanların yaşadığı arazideki birikmiş sulardan su içiyorlar. Ya da 20-30 kilometre boyunca yürümek zorunda kalıyorlar suya ulaşabilmek için. Köyün çocukları yola çıkıyor, suyu alıp geri getirip köye veriyorlar ve bir şekilde su sağlanıyor. Biz bunun için ne yapabiliriz diye uzun süre düşündüm ve ilk vaktim olduğunda da ekibimle birlikte yolculuğa çıktık. Masai Mara bölgesine gittik. Burada bir doğal park var. 345 kilometre karelik bir alan. O alanın içerisine ekip için bir çadır kurdurduk ve orada kalıp işi çekmeye başladık. Ben de fotoğraf, yani bunu nasıl yapabiliriz, nasıl bir faydamız olabilir diye düşündüğümüzde ben orada fotoğrafları çektim. Bir yandan işi belgesele çektik. Fotoğrafları bir sergide sergiledik ve sattık. Oradan elde ettiğimiz gelirle de Afrika'da su kuyusu açtık. Ve yaklaşık 10-15 bin kişinin faydalandığı su kuyuları açabilme şansımız oldu. Ne güzel bir şey. Bu benim için bir farkındalık hareketiydi aslında. Bunu ben yaptıktan sonra benim çevremden birçok arkadaşım bu durumu görüp "Aa, gerçekten ne kadar açılıyor o kuyular" deyip... Onu da yaklaşık... söyler misin? Sen bana söylemiştin. Çok uç bir rakam dedi. Uç bir rakam değil. 5000 dolar civarına kuyu açtırabiliyorsunuz. Çünkü Afrika'nın her yerinde kuyu var. Yani Afrika'nın her yerinde su var. Suya ulaşmak çok kolay. 50 metreden bazı yerlerde 75 metreden çıkıyor. Öyle 200-300 metre kazmanıza da gerek yok. Aslında su olan bir yer. Fakat şartları müsait değil bunu çıkarmak için. Ve orada bir de şöyle bir problem vardı bizim tekrar irdelediğimiz. Kuyular açılıyor. Aslında çeşitli yerlerden yardımlar yapılıyor. Fakat kuyuyu açıp bırakıp sonra tekrar gittikleri için o kuyuların tekrar bakıma ihtiyacı olduğunda bunları onaramıyorlar. O yüzden de biz buna da bir çözüm bulmak için akıllı köy diye bir şey inşa ettik orada. Suyu evlere kadar getirdik. Alttan belli döşemelerle. Tabii ki kuyuyu orta bir yerde açtık ki diğer köyler de faydalanabilsin. Ama hani bir köyün altına tamamen suyu getirdik. Onlara tohum verdik. Onunla bir şekilde tarım yapabilsinler diye. Ve çocukların çalışabilmeleri için güneş enerjisi sağladık çatıların üstlerine, evlerinin. Aynı o da işte günlük telefon ihtiyaçlarını, ışık ihtiyaçlarını karşılaması için. Bu aslında kendi kendine döner bir sistem olduğu için bunda hikayeyi de güneş enerjisiyle çıkarttığımız için bunda şeye ihtiyaç kalmadı. Hani mekan terk ettik ve gitti. Artık su kuyusu çalışmaz hale gelecekten kurtarıp bir şekilde sürekli daimi çalışır ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı haline getirmeye çalıştık. Bu bizim için çok ilk göz ağrımız proje. Müthiş. Özlediğimiz bir sanatçı profili işte. Yani keşke herkes Amerika'da ve yabancı ülkelerde sanatçıların bu tarz şeylerini görüyoruz. Türkiye'den de görmek ne mutlu bize. Evet, çok örneksiniz. Ama ben orada kaldığınız sürede başınıza gelenleri merak ediyorum. Telefon çekmiyorduk, karanlıkta kaldınız. Aynen. Yani çok zor koşullardaydık. Orada da zor koşullar. Ben galiba zor hiç seviyorum. Kolay, hiç kolay çekilmedi bunlar yani. Şimdi bu, konuşurken bu anda şeyi görüyorum. Parmağını da gösterir misin? Nereden zor soya? Kılıç. Of. Evet, diz çekim sırasında bir kılıçtan gelen darbe. Onu da merak ediyorum. Acaba 5 yıllık rapor verdiler mi size? Kaç kişi kestiniz? Yani binin üzerinde olduğunu net biliyoruz. Yani hatta 2000 üzerinde olduğunu biliyoruz. İlk sezon bir yerde asistanlardan bir tanesine saydırıyordum. Kaç kişi öldürüyoruz say. Benim kaç kişi öldürdüğümü say falan demiştim. Tamam abi dedi. Bir gün geldi yanıma. Abi 220 idi sonra karıştırdım bıraktım ben vallahi dedi. Yani ilk sezon 220 ise ortalama işte 5 sezonda diğer sezonlar daha fazla dövüştük. 1500-2000 üzerinde adam. Ay güzel. Konu dağılmasın. Afrika'da kaldığınız zaman başınıza gelenler. Afrika tabii yani alışık olduğumuz şartlar değildi. Arazinin ortasına bir çadır
köy kurdurduk kendimize. Kalabalık bir ekibimiz vardı. O yüzden 9-10 çadırlık, çadırların içinde 2-3 kişinin kalabildiği büyük çadırlar kurdurduk. Çok da önemli, oranın en önemli guide'larından, rehberlerinden bir tanesiyle çalıştık. Pink adında. Daha önce değişik belgesel kanallarına da belgeselle çalışmış. Çok tatlı bir adamdı. Ve her şey çok normal gibi anlatıyor tabii Pink. Geceleri her çadırlarımızın kenarında mutlaka iki tane görevli bekliyordu geceleri. Çünkü aslan arazisindeyiz ve hani bütün yırtıcı hayvanlar aslında çevremizde. Orada aslında çok bilinenin aksine en korkulması gereken hayvanlardan bir tanesi su aygırı. Yani çok zararsızmış gibi görünen hayvan. Aslında çok gerçek, en fazla insan ölümüne sebep olan hayvan su aygırı. Ve biz de nehrin kenarında, Talek nehrinin kenarında kurmuştuk çadırları. Orada yollar var, böyle nehirden yukarı doğru çıkan yollar var ve 15 metre aralıklarla var. Biz de yaklaşık 50-60 metre, 100 metre araziye yayılmış durumdayız. Yemek yemek için yaklaşık 60 metre yürümem gerekiyor ve 20 metrede bir 3 tane yukarı doğru çıkan yol var. Bunlar ne dedim? Korkmana gerek yok, su aygırı yolları bunlar dedi. Çadırları üstlerine kurmadık, çadırın içine girmezler dedi. Süper dedim, çok teşekkür ederim. Harika, en azından hani çadırların üstüne kurmamın sevimli. Geceleri bir yere çıkmak istersen ne olur haber ver. İyice baksınlar çünkü hani aşağıdaki timsahlar da buraya çıkıyor. Su aygırları da buraya çıkıyor. Lütfen dikkatli ol dedi. İkinci gece benim çadırımın yanından bir tane su aygırı geçti. Üçüncü gece aslan bayağı dibimizde bir yerlerde kükrüyordu. İlk dört gün bir hafif stresle geçti ama sonra bir süre sonra alışıyorsunuz. Seslerine de alışıyorsunuz. Sisteme de alışıyorsunuz. Beşinci, altıncı günden sonra ben yardımcıları almadan... Ben bir yemek o tarafına geçiyorum. Merak etmeyin. Biz gelin. Arkadaş olduk. Rica ederim. Sahirler bizim arkadaşlarımız. Biz geçeriz o tarafa. Çok güzeldi tabii ki. Yani hani orada yaşamak... Nesişah da geldi. Eşim de geldi oraya bir iki üç gün. Sürpriz yaptı bana. O mesela hala aynı şeyi söyler. Hayatımda geçirdiğim en güzel tatildi der Afrika için. Afrika gerçekten acayip bir his uyandırıyor insanda. Ben 3-4 ayrı ülkesine gittim. Ruanda'ya gittim. Ruanda'da gorilleri çektim. Zanzibar'a gitmiştim. İki kere zaten şeye gittim. National Park'a gittim. Acayip güzel bir yer. Ben çok etkileniyorum ama... Evet, orada çok hikaye yaşayabiliyorsunuz. Yani çok alışık olmadığınız bir durum. Her tarafta hayvanlar var. Ve çok doğan... Yani çok siz onların arazisine girdiğiniz için... Onların sistemine uymanız gerekiyor. Ben çok özlüyorum Afrika'yı. Yani... Ne güzel. Her yıl bir kere git desen giderim gerçekten. Süper. Çok güzel. Bununla yani kalmıyorsun. Şimdi geçelim esas önümüzdeki günlerde başlayacağın ya da belki de ben kaçırdım başladım evet, bile. Neyse. Başladım uluslararası çekmeye. Bir projeye. Evet. Bu Afrika uluslararası değildi değil mi? Uluslararası mıydı ben atmış olabilirim. Bu Afrika'yı yani şöyle aslında Afrika'ya gittik çektik ama onun dışında başka bir ülkede çekimimiz yoktu. Bu biraz daha kapsamlı bir proje. Bunda da biz bir şekilde ekibimle birlikte sanatçıların biraz farkındalık yaratmanın görevlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Ve o yüzden de artık bir farkındalık yaratmak için harekete geçmek lazım diye düşündük. Ve oturup dertlerimize bakıyoruz. Gerçekten neyi, neden bunalıyoruz diye. Ekip arkadaşlarımla da otururken hepimiz aynı konuya kanaat getirdik. Plastik meselesi. Bu aslında fark etmeden gün içerisinde o kadar çok tek kullanımlık plastik kullanıyoruz ki ve aslında plastik dediğimiz materyal de o kadar kötü bir materyal ki ucuz bir materyal diye aslında en önemli kaynaklarımızdan bir tanesini harcıyoruz bu maddeyi üretebilmek için. Petrol ve fosilden oluşuyor biliyorsunuz. Fosil de toprağın en değerli kısmı. Aslında yani gerçekten en değerli kısmı hiçbir zaman dünyadan yok edemeyeceğimiz bir şeyi üretmek için harcıyoruz plastik. Ve bu plastiğin durumunu okuduğumda, bunlarla ilgili istatistikler okumaya başladığımda, biraz çocuğunuz olunca da böyle şeylere iyice dikkat etmeye başlıyorsunuz. İşte ona ne yedirelim, aman o yediğinde kötü bir şey var mıdır, o yediğinde zararlı bir şey var mıdır derken, aslında şunu fark ettik ki çok yakında balık yemeyeceğiz. Çok yakında yediğimiz balıkların yaklaşık 2035 yılı veriyorlar istatistikler bununla ilgili rakamı. 2035 yılında yediğimiz balıkların %30'u plastik olacak. 2050 yılında sistem böyle devam ederse, 2050 çok uzun bir süre gibi geliyor bize ama yani 2050 şurası aslında. Yani evet. Şimdi olduğumuz yılı hesaplarsak benim oğlum 30 yaşına gelmeden
bu durumla karşı karşıya kalmış olacak. Ve 2050 yılında yiyeceğimiz balıkları karada, havuzlarda ve üreteceğimiz suyu da denizden değil, özellikle tuzlandırıp kendi deniz suyumuzu yaratırsak balık yiyebilecek halde olacağız 2050 yılında. Ya da denizden balık yemeye kalkarsak yediğimiz balığın %60'ı, %70'i sadece plastik malzeme olacak. Biz bunu çok fark etmiyoruz ama işte bu tek kullanımlık plastik dediğimiz pipetler, bu tek kullanımlık plastik dediğimiz çatal bıçaklar, bize bir şey sipariş ettiğimizde gelenlerin çoğu aslında geri dönüşüme girmeden bir şekilde doğaya karışıyorlar. Ve bu plastikler bir süre sonra doğada eriyorlar. Eridiklerinde biz yok olduğunu zannediyoruz ama aslında yok olmuyorlar. Tamamen mikroplastikler haline bürünüyorlar. Mikroplastikler halinde toprağa karışıyorlar. Toprakta kalan kısmı toprakta kalıyor. Toprakta kalmayan, bir yandan toprağımızı da pisletiyoruz. Bir yandan buradan yeraltı sularına karışıp, yeraltı sularından nehirlere, nehirlerden denizlere, denizlerden okyanuslara. Şu anda South Pacific'te dünyanın en büyük, ülkeler büyüklüğünde mikroplastik adaları var. Ve işte planktonla beslenen birçok canlı aslında mikroplastiklerle besleniyor şu anda. Yapılan birçok araştırmada birçok balığın içerisinden plastik maddeler çıkıyor. Pipetlerin birçok balığı öldürdüğü görülüyor. Bu aslında böyle canım yani işte. Çok önemli bir mesele, çok dünyanın meselesi. Aslında bu hepimizin meselesi. Evet. Ve dünyada buna dair yavaş yavaş bir aydınlanma söz konusu. Avrupa Birliği şu anda tek kullanımlık plastikleri yasakladı. Artık tek kullanımlık plastik yapılmıyor. Ülkemizde de sıfır atık projesi başlatıldı. Çok önemli bir çok önemli bir proje. Gerçekten çok destek olunması gereken bir proje. %80'lik artık gerçekten %80 kullanılmıyormuş. İnanılmaz gerçekten şey. Kullanılmıyor çünkü belediyelerde ilk önce ayrıştırma gibi şeyler, özellikler yapılmaya başlandı. Şimdi bu tabii ki bizim de amacımız, şimdi belediyeler bu konularda bilinçleniyorlar ve hani artık bu konuya özen gösteriyorlar. İşte poşetler yasaklandı. Poşetler için belli bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Bu çok iyi bir şey. Doğal olarak o meblağı ödemek istemeyenlere kendi poşetinizi yanında taşımak gibi bir hikaye başladı. Aynen. Bu çok önemli. Avrupa'da yıllar önce yasaklanmıştı. Doğal olarak aslında bir bilinçlenme, bir hareketlenme var. Biz de bunun içerisinde gerçekten sorunun dünya çapında nasıl bir sorun olduğunu, diğer ülkelerle değerlendirdiğimizde bu ülkeler ne yapıyorlar? En iyi bu konuda kim, hangi ülke? En kötü ülkeler nereler? Biz ne durumdayız? Ne yaparsak bu durumdan kendimizi bir şekilde kurtarabiliriz ya da hikayeyi biraz daha ileri bir tarihe atabiliriz üzerine bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bunun için de dünyadaki önemli denizleri geziyoruz. Bunlardan en önemlisi Hindistan Körfezi. Hindistan Körfezi'nde gerçekten bu durum çok içler acısı bir halde. Bir istatistik yapıyorlar. Dünyanın 3 farklı yerinden yüzebilen ördekler atıyorlar. İçine de GPS koyuyorlar. Hint Okyanusu'ndan atılan ördek işte Güney Pasifik'ten çıkıyor. Atlantik Okyanusu'ndan atılan Hint Okyanusu'ndan çıkıyor. Doğal olarak burada dünyadaki akıntıları görüyoruz. Yani bizim aslında şuradan attığımız bir plastik gerçekten buradan Hint Okyanusu'na kadar gidip Hint Okyanusu'nda orada birikmeye devam ediyor. Bunları biz görmüyoruz ama işte bu Tayland'da cennet adalar dediğimiz böyle adalar vardır. O adaların hiçbiri aslında cennet değil şu anda. Yani o adaların çoğu, çok büyük bir miktarı 4 ay kapatılıyorlar. Çünkü 4 ay boyunca bütün çöpler akıntılar yoluyla oraya geldiği için adalar komple çöp kaplanıyor. 4 ay kapatılıp 4 ay boyunca temizleniyor adalar. Turizme açılıyor. Ondan sonra 4 ay sonra tekrar, 8 ay sonra tekrar başlıyor orası çöp haline gelmeye. Tekrar kapatıp tekrar temizliyorlar. O körfezdeki birçok adanın durumu aynı. Aslında orada problemin ne kadar büyük olduğu ve problemin nereye doğru gittiği çok net gözler önünde serilmiş durumda. Bununla ilgili bazı yerler daha var. İngiltere'nin kuzeyinde belli bir körfez var. O körfezde de birikiyor. İşte South Pacific'in alt kısmında çok çok büyük bir miktarda biriken bir arazi var. Sizin bir şekilde çekim yeriniz neresi olacak? Hepsini gezecek misiniz? Biz aslında gezebildiğimiz kadar gezmeyi planlıyoruz. İlk başta Hindistan Körfezi çünkü en büyük problem orada. Ve genel anlamda akıntılar oraya doğru sürüklediği için en büyük problem orada. Güney Pasifik, Güney Pasifik'in şöyle bir sıkıntısı var. Güney Pasifik'e ulaşmak, belgesel için oraya gitmek, o şartlarda çekmek gerçekten çok zor şartlar.
bizden çok uzak bir yer. O yüzden Güney Pasifik'i bu sezona yetiştiremeyebiliriz. Belki programımızdan da çıkartabiliriz. Orayla ilgili anlatarak geçmeyi tercih edebiliriz ama İngiltere'ye gittik, çekim için başladık. İsveç, İsviçre bu konuda çok gelişmiş durumdalar. Onlar ne yapıyorlar diye araştırma. Japonya'nın belli bölgelerinde gelişmiş durumlar var. Artık plastiğin yerine yeni üretilebilecek malzemeler var. Çok genç çocuklar üstelik buluşlar yapıyorlar. Aynı plastik gibi görünüyor ama suya koyduğunuz anda eriyor ve suya hiçbir zararı olmayan maddeler üretildi artık dünyada. Bunlar gibi aslında bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Biz neredeyiz? Dünya nerede? Ve bize bireyler olarak hangi görevler düşüyor'yu göstermek adına bir belgesel hazırlığına çıktık. Ne zaman bitecek? Ne güzel. Hedef? Kasım'da bitirmeyi planlıyoruz. Kasım'a kadar. Bunu sadece Türkiye'de hani iki kalas bir heves çıktık yola, küçük ne varsa anlatalım değil de gerçekten gerçekten büyük derdi gösterelim. Ve hani bunu da dünyada önemli adamlarla da, bu konuda önemli insanlarla, geçenlerde Londra'da Exeter Üniversitesi'ye gittik. Çok önemli bir üniversite bu konuda araştırmalar yapan. Ve orada bir profesörle oturup röportaj yaptım. İki gün kendime gelemedim röportajdan sonra. O kadar ağır şeyler söyledi ki adam. Yani gerçekten durumun bu kadar vahim olduğunu günlük hayatımızın içinde fark etmiyoruz. Yani bunlar bizim için çok önemli şeyler değilmiş gibi geliyor ama gerçekten sadece gittiğimiz bir yerden abi pipet ister misin dedi, sağ ol kardeş kalsın dememiz yeterli. Bu kadar aslında. Abi poşet ister misin, sağ ol. Tek kullanımlık plastik kullanmıyorum. Bu kadar. Sadece bunu birey olarak bunu yapmayı öğrensek aslında hikayeyi bir anda 20 yıl ileriye atabiliyoruz. Çünkü artık okyanuslarımızı temizleme şansımız yok. Onlar mikroplastikler haline geldi ve mikroplastikler artık okyanuslardan temizlenemiyor. Böyle bir şansımız yok. Bunu temizlemek mümkün değil. Ama bunu arttırmamak elimizde. Biz de bunun için elimizden geldiği kadar bir farkındalık yaratmak için böyle bir projeye giriştik. Harika. Çok güzel bir proje gerçekten. Tebrikler. Hakkınıza, fikrinize sağlık. Bir de parfüm var. Evet, öyle bir hikaye de var. Aynen. Parfümü de merak ediyoruz. Ne kadar çok gündem var. Evet ya, çok. Gerçekten. Parfüm şöyle bir hikaye. Kuveyt'te yani dizi vasıtasıyla, özellikle bu dizi vasıtasıyla Arap ülkelerinde ve Körfez ülkelerinde önemli bir gerçekten ilgi gördük. Çok tabii ki hoşumuza giden, çok değerli bir ilgi gördük. Ve bir gün Kuveyt'in işte kraliyet ailesinden Majid El Sabah adında bir beyefendi bize ulaştı bir şekilde ve bir parfüm şirketi olduğundan ve beraber bir çalışmaya girip giremeyeceğimizden bahsetti. Unutma lafını. Hayranlarınla ilgili bir veterimiz var ortada. Bu güzel. Şey ya. Ay çok güzelmiş. Bir anlamda daha örneksiniz. Genç koleksiyonerlere örneksiniz. Evet, biraz bir grubunuz var, Club Fine Arts. Ondan da biraz bahsederseniz. Evet, öyle bir grubumuz var. Benim aslında sanata ilgim oyunculuk okumadan önce de başlamıştı. Çocukluğumdan beri bir şekilde resme ilgim vardır benim. Babam bir derneğin başındaydı ve o derneğin başındayken de her ay resim sergileri getirirlerdi İzmir'e okuduğum zamanlarda. Ben yaklaşık 8-9 yaşından itibaren her ay resim sergisine giderek büyüdüm. Babamla yaptığı o açılışlara giderek büyüdüm. O yüzden de bir şekilde çocukluğumdan beri bir resim zevki aşılanmış oldu bana. Sonra da şimdi oturduğum siteden birkaç arkadaşımla beraber oturup konuşurken ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye konuşurken bir baktık ki biz sürekli her oturup toplandığımızda sanattan bahsediyoruz ve bir şekilde o resme yöneliyor. Birkaç arkadaşım zaten ciddi koleksiyonerler Türkiye'de. Sonra baktık ki bu konuyla da ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Hani daha yenilikçi ne yapabiliriz sanatla ilgili, gençleri nasıl kazandırabiliriz ya da bizim yapabileceğimiz sanata bir katkı olur mu? Bu konuyla ilgili bir şey yapabilir miyiz derken 4 kişi 5 kişi olduk, 5 kişi 8 kişi olduk, en son 9 kişilik böyle bir kor bir ekip olduk. Ve aramızda avukatlar da olduğu için hemen bunu bir dernek açıp bir şey getirmemiz lazım deyip Kulüp Fine Arts diye bir kulüp kurduk. Şu anda 9 üyemiz var, hala 10.yu almadık, hala 9 kişiyiz. Birçok kişi girmek istiyor ama bu gruba, hatta kadınlar da girmek istiyor. Evet ama biz bir şekilde hala böyle kor grupla en azından bu yılı da idare etmek istiyoruz. Sizin yerinize ihtiyaç var. Şu anda onun peşindesiniz değil mi? Evet, aslında şu anda evlerde toplanıyorsunuz. Evet, aslında bunu da yapmak için çeşitli imkanlar da çıktı önümüze ama sonuçta aslında gruptaki herkes
farklı işleri olan insanlar ve hani bunu bir arada tutmak için, bunu bir sonraki profesyonel aşamaya geçirmek için bunun profesyonelliğini tutup bir yandan profesyonelleriyle birlikte çalışmak lazım. Bunun için de daha fazla vakit gerekiyor tabii ki bu işe. Biz şimdilik kendi halimizle ne yapabiliriz diye bir Ekrem Yalçındağ sergisi yapmıştık. Bir önceki, aynen, bir önceki yıl. Ve güzel bir sergiydi bizim için, başarılı bir sergiydi. Şimdi bu yıl ne yapabiliriz üzerine konuşuyoruz. Birkaç tane proje geldi aslında önümüze. Geliştirebileceğimiz birkaç proje de çıktı. Ben çok zevk alıyorum resimden. Bir şekilde oturup bunu tartışmaktan, bunu konuşmaktan da çok zevk alıyorum. Öyle bir ekiple bana koleksiyoner denemez. Ben daha çok hani koleksiyoner için biraz depolara taşması gerekiyor o eserlerin. Evde neler var merak ediyorum ama. Fena şeyler. Fena şeyler. Vallahi kolek bölümünde. Kolektesin. Kol. Hayır, çok biraz güzel daha şeyler topluyorlar. Yani Türkiye'de de yurt dışında, Berlin'de falan bir sürü atölye gezip işler alıyorsunuz. Yeni arkadaşlarımdan, ya yani bizim gruptan 3 kişi daha yeni Tony Cray'a gittiler. Ben maalesef gidemedim, yurt dışındaydım. Onlar bir gittiler, gezdiler atölyesini. Tabii çok keyifliydi. Ben kaçırdım ama videolardan yakaladım bütün içerideki işleri falan. Evet, bir yandan Türkiye'deki bütün şeyleri geziyoruz. Sanatçıların atölyelerini geziyoruz. Sanatçılar o yıl ne üretiyorlar? Bir şekilde her sanatçının o yıl hemen hemen neler üreteceğine dair az çok fikrimiz oluyor. Bunu konuşuyoruz. Gençlerle ilgili ne yapabilir diye konuşuyoruz. Hani dünya çapında genç ressamlar nasıl destek olabiliriz, onları dünya çapında yapmak için neler yapabiliriz, bizim ne faydamız olabilir bu konuyla ilgili ya da bir faydamız olabilir mi? Bunu sadece kendi çevremizle de konuşmuyoruz. Biz böyle bir topluluğuz ama aslında o camia çok da büyük bir camia değil, küçük bir camia ve diğer insanlarla da hani Ali Güreli ile de konuşuyoruz oturup bu konuyla ilgili ne yapabiliriz diye. Onunla da bir araya geliyoruz ya da diğer galerisi olan insanlarla da bir araya geliyoruz ne yapabiliriz diye. Çünkü zaten galerilerle de ilişkilerimiz bir şekilde yakın. Çünkü aslında iş alıyoruz. O yüzden de o camia da küçük olduğu için hep beraber ne yapılabilir üzerine aslında kafa yoruyoruz. Çok keyif aldığım bir topluluk orası. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir topluluk. Kendimi dolu hissediyorum oraya gittikçe. Artık eskisi gibi değil. Sanki önümüzdeki dönemlerde dünya çapında sanatçımız, dünya çapında bir oyuncumuz ya da böyle bir gidişat var gibi, olacak gibi. Eskiden çok uzak durulurdu ama şimdi sanki... Dünya çok küçüldü. Yani sistem çok küçüldü. Artık bu evimize girmeye başlayan işte free TV dediğimiz, hani nasıl söylenir bilmiyorum. Anladım. Kanalları. Paralı internet. Paralı kanallar, aynen. Paralı kanallar doğal olarak aslında bütün dünyayı tek parçaymış gibi gösterme eğilimine sürüklüyor sistemi. Çünkü bir platformun içerisine bir film koyuyorsunuz ve bütün dünyadan param varsa gel seyret diyorsunuz. Doğal olarak belli bölgeleri de olduğu için dünyanın o bölgede ilgi duymak istiyorsa artık o dünya markası hangi platformsa bir şekilde zaten size geliyor. Geliyor. O bölge, çünkü aslında çok sektörde önemliyiz yani, bakmayın dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla dizi ihraç eden ülkeyiz. Ve baktığınızda Türk aktörlerinin, Türk aktrislerinin çok önemli bir kısmı dünya çapında tanınır aktörler. Hani bunun içerisinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri yok diye, çoğu Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri yok diye dünyada tanınmıyor değiliz aslında. Aynen. Bütün Güney Amerika'da tanınıyor Türk aktörler. Kesinlikle. Bütün i̇şte Orta Doğu ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyetler'de, Orta Asya'da, Rusya'da, baktığınız zaman çok büyük bir coğrafyada özellikle tanınıyoruz. Özellikle şu anda aslında da Doğu Avrupa'da mesela. Şu anda Doğu Avrupa'da. Yani çok büyük bir coğrafyada. Benim daha önce oynadığım bir dizi İsveç'te, İsviçre'ye satılmıştı. İsveç'te oturan bir arkadaşım vardı. Benim, İsveç'te şu an çok meşhursun, haberin olsun dedi. İsveç mi dedim, gerçekten mi? İsveç mi yani? Hani aslında gerçekten dünya çapında aktörler var artık ülkemizde. Bu daha da ilerleyecektir çünkü sistem gittikçe kendini küçültmeye başladı. Daha büyükmüş gibi görünüyor ama aslında daha küçük, daha derli toplu bir hale gelmeye başlıyor. Belli platformların içerisine siz iş ürettiğiniz müddetçe ya da birileri sizden iş talep ettiği sürece
aslında Türk oyuncular her platforma girebilecek pozisyondalar şu anda. Harika. Ve örneklerinde görüyoruz birçok oyuncu. Evet. Dünya çapındaki platformlarda şu anda vardı. Şu anda kendilerini gösteriyorlar. Şey tarafınız çok güzel. Bir şeyleri mesele edinmeniz. Şeye de takmıştınız. Dizilerde neden gerçek sanat eserleri kullanılmıyor? Evet. Yani bunlar kullanılsa çok güzel olur diye. Çünkü aslında pazarlıyoruz biz bu işleri. Evet. Yani biz bu işleri dünya çapında, dünyada birçok ülkeye satıyoruz. Ve o sattığımız ülkelerde her odada aslında çekim yaparken biz işte zengin evi diye kullandığımız evlerde arka tarafta mutlaka tablolar oluyor. Şimdi o tabloları bir markadan alıp, yani ne olduğu belli olmayan seri üretim bir şey alıp koyduğunuzda da evet çekebiliyorsunuz. Ama bizim önemli, çok önemli sanatçılarımız var. Dünyaya tanıtmak istediğimiz, dünyaya tanıtabileceğimiz çok çok önemli sanatçılarımız var. Onların bir tane işini koysak arkaya, o işi ihraç ettiğimizde bir Güney Amerikalı izlerken arka tarafta aslında bir Türk sanatçıyı daha görüyor olacak. Ya. Ve belki de o Güney Amerikalı bir koleksiyonerin ilgisini çekecek ve o Güney Amerikalı koleksiyoner gidip o işi alacak. Kesinlikle. Hiçbir şansı olmayan, bir Güney Amerikalı'nın görme şansı olmayan bir sanatçımızın aslında görünme şansını elde edeceğiz o iş sayesinde. Hollywood yıllarca bunu yapmıyor mu zaten? Aslında her bunu konuda. Yaptılar. Her konuda bunu yaptılar. Yani bunu bir politika olarak yürüttüler. Yani içinde bunları da yaptılar. Yani kendi hatalarını kapatmak için de kullandılar. Çünkü çok güçlü bir durum bu aslında. Gerçekten çok güçlü bir durum. Yani izlediğiniz şey aklınızda kalıyor. Ve hani onu merak ediyorsunuz. Ben merak ediyorum açıkçası. İzlediğim bir filmin arkasında gördüğüm bir tabloyu bilmiyorsam bir durdurup bu kimin tablosuymuş bu diye bakıyorum. İlgimi çekiyor çünkü benim. Ve benim gibi, ya ben tek değilim dünyada eminim. Ya benim gibi birçok adam var ilgisini çeken. Kesinlikle. Aslında bu bir yol. O zaman böyle bir öneride bulunmuştum. Ama güzel bir farkındalık olmuştu. Keşke kullansam. Sanatçılar yapımcılarla iletişime geçip böyle bir şey istemişti sizin açıklamanızdan evet. Sonra. Ben şahidim birkaçına. Evet evet. Süper. Çok da güzel olur gerçekten. Hala fikrimin arkasındayım. Londra'dan yeni geldiniz. Yeni ne yaptınız geldim. Senin iş durumun dışında? Ailece ne yaptınız? Çocuklar ilk kez müze deneyimi yaşadı mı ya da daha önce yaşamışlar mıydı bilmiyorum. Daha önce gitmişlerdi ama bilim müzesine ve tarih müzesine götürdüm. İlk defa Emir bir ne denir onlara, dinozorun kemiklerini gördü. Bunun eti nerede diye sordu bana. Sadece kemikleri kalmış, çok zayıflamış bu dedi. Çok şeker. Ne güzel saf dünyası. Muhteşem. Aynen. Yani Londra'yı ben şu anlamda çok seviyorum. Yürüyebiliyoruz biz orada. Yani günlük yürüyüşlerimiz. Burada maalesef yürüyecek bir alanım yok benim. Biraz yokuşlu bir yerde oturuyorum. Sahile inmem uzun zaman alıyor ve ben yürümeyi... Zaten yürüsen de yürütmezler. Yürüsen de çok da kolay yürüyemiyorsunuz. Evet, öyle şeyler de var. Londra'da bizim en çok yaptığımız şey aslında yürümek ailece. Bir şekilde parklara gidiyoruz. Bütün gün yürüyoruz gerçekten. Çok fazla müze var görülecek. Müzeleri gezdik. Güzel yemek yedik. Onun dışında aslında çok da fazla bir şey yapmadık. Yani anladım. Daha çok aslında gezerek, yürüyerek geçti vaktimiz. Esas dinlenme şimdi mi başlıyor? Evet, şimdi bir... Ne yapacaksınız? Şimdi bir... İlk önce belgesel için Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Bir 10-15 günlük bir çekim planımız var. Sonra birkaç kere daha gideceğiz ama bu ilk çekim planımız. Bir şu anda benim öyle bir durumum var. Ondan sonra yazlık yerlere geçip... Güneyde tatil. Güneyde biraz tatil. Bu arada ufaklık tatil. Yüzmeyi de öğrenmiş galiba, aldık duyum. Evet, Emir öğrendi yüzmeyi. Geçenlerde kendi kendine öğrendi. Kendi kendine? Kendi kendine öğrendi. Yani ben destek atıyordum birazcık. Dersler almıştı ama bir şekilde bırakmıyordu suya kendini. Geçenlerde öğrendi. Şimdi sudan çıkmıyoruz. Şöyle olur. Şimdi sudan çıkmıyoruz yani şu anda. Her gün suya girmek zorundayız. Bir şekilde. Baba geldin mi hadi suya? Bir de beraber değil mi? Tek başına değil. Tek başına değil. Ay ne güzel. Onu merak ediyorum. Bir gününüz evde nasıl geçiyor? Yani evdeysem genelde Emir'le geçiyor aslında. Alara hala çok sık uyuyor. Hala 3-4 saatte bir uyuduğu için Alara. Onun uyandığı zamanları yakalayıp bir şekilde. Eğer uyanıksa hep beraber oynuyoruz. Ama genelde Emir'le bizim yapacak bir şeylerimiz oluyor. Emir motosiklet kullanıyor, iki tekerlekli. Bisiklete biniyor iki tekerlekli. O yüzden de... Babanın izinde. Bir şekilde, aynen. Bir şekilde öyle şeylerle uğraşıyoruz. Yani baba sen motorunu al, ben motorumu alayım, çamura gidelim mi? Aa! Peki, hadi beraber motorlarımızla. Arka tarafta bir inşaat var bizim. O inşaatın önündeki çamurluk yere gidiyoruz. Orada beraber birazcık heves atıyoruz. Ondan sonra ödebiliriz. Süper, harika. Ay ne kadar tatlı ya.
Evet Altan'ım, ağzına sağlık. Çok ne iyi ettiğin geldin, bizi çok kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok evet, gelecekte başarılar. Devam, yolun açık olsun. Evet. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız.